Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben kitap suflörünüz Berra. Kübra Atabaş tarafından kaleme alınan Mefhum isimli hikayenin seslendirmesiyle karşınızdayız. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok seviniriz. Şimdiden keyifli dinlemeler. Elimdeki sıcak kahveden bir yudum daha alırken göğü kızıllaştırmaya başlayan güneşi izlemeye devam ettim. Her zamanki gibi güneş doğmadan uyanmıştım. Sözde bu güzel tatil günümde öğlene kadar uyuyacaktım değil mi ben? Peki ben neden her sabah olduğu gibi yine güneşi izliyordum? Aptal sorularımı bir kenara bırakıp gitgide kendini belli eden güneşe yoğunlaştım. Ocak ayında olduğumuz için hava buz gibiydi ve Ankara her zamanki gibi soğuğuyla titrememe sebep oluyordu. Üstümde en kalın hırkam Ayaklarımda en sevdiğim panduflarım olsa da soğuk hiçbirini takmıyordu. Titrememi engellemek için elimdeki sıcak kupayı biraz daha sıkı tuttum. Hafta içi işe giderken her gün tatil günümde uyuyacağıma dair kendime nutuklar çekiyordum. Ama yine ve yine sabahın köründe kalkıyordum. Cidden artık bu durumdan çok sıkılmıştım. Sahi ben en son ne zaman huzurlu ve uzun bir uyku çekmiştim? Sorumun cevabı Zihnimin gerisinde ağır ağır oynamaya başlarken dolan gözlerimi sıkıca kapattım. Ela hadi kalkalım artık neredeyse öğlen oldu. Kemal'in sesiyle uykum hafiflese de mırıldanarak sıcak bedenine biraz daha sokuldum. Başımın altında göğsü titreşirken kulaklarıma güzel kahkahası doldu. Gözlerimi hızla açıp başımı biraz geriye attım ve her defasında beni kendine hayran bırakan gülümsemesini izledim. Kemal gülmeyi bırakıp bana bakmaya başladığında Hızla gözlerimi kapatıp yüzümü göğsüne sakladım. Küçük bir kız gibisin güzelim. Devamlı yaramazlık yapıyorsun. Sözlerine kıkırdarken omzumu umursamazca silktim. Bugün hafta sonu ve kocam evde. Neden tembellik yapmayayım ki? Sana sarılıp uyumak istemem suç mu? Sözlerim son bulurken başımı hafif kaldırıp kedi yavrusu bakışlarımı gözlerine diktim. Kemal Çenemden tutup yüzümü kaldırdı ve dudaklarıma kalbimi hoplatan bir öpücük kondurdu. Karım isterse tüm gün uyuruz derken kollarını bana iyice sarıp yatağa daha çok gömülmemizi sağladı. Memnuniyetle gözlerimi kapatırken içimdeki huzurla Kemal'e daha sıkı sarıldım. Göz yaşlarım benden izinsiz dökülürken öfkeyle sildim gözlerimi. Sildiklerimin yerine yenileri hızla akarken gözlerimi araladım. Güneş çoktan tepeye çıkmış, sokakta hareketlilik başlamıştı bile. Ben kaç saattir yine onu düşünüyordum. Kaç saattir yine kendime en büyük işkenceyi ediyordum. Öfke, ben ele geçirirken hızla ayağa kalktım. Önce balkonda duran kombiyi kapattım. Sonra da balkonun kapısını açıp sıcak eve girdiğimde kapıyı açık bıraktım. Üzerimdeki hırkayı çıkartıp teklik koltuğunun üzerine attıktan sonra hızlı adımlarla mutfağa geçtim. Tezgahın altındaki dolaptan Çamaşır suyunu çıkarıp önümdeki beyaz tezgaha boca ettim. Süngeri elime aldığımda hızla tezgahı ovalamaya başladım. Az önce hatırladığım anı tekrar tekrar aklımda oynarken daha sert ovmaya başladım. Salak Ela, salak, salak. Kendime olan öfkem an be an gözümü karartırken gözyaşlarımdan dolayı tezgahı göremez hale gelmiştim. Hala nasıl düşünürsün? Hala nasıl onu hatırlarsın nasıl? Bu kadar mı salaksın sen? Bastırmaktan acıyan elimi umursamadan tezgahı ovalamaya devam ettim. Gözüm hiçbir şey görmüyordu. Ama ben tüm hırsımı önümdeki aptal fayanstan çıkarıyordum. Sanki onun bir suçu varmış gibi. Peki benim suçum neydi? Neden her şey beni bulmuştu? Dizlerimdeki tüm güç bir an çekilince tezgahın kenarını sıkıca tuttum. Bedenim dizlerimin üstüne sertçe düşerken hıçkırıklarım boş evin duvarlarında yankılanmaya başladı. Yaşadığım her şey bir bir gözlerimin önünden geçerken kendi halime acıdım. Ben değil miydim senelerce unutmak için deli gibi çaba gösteren? Ben değil miydim kendime yepyeni bir hayat kurup her şeyi arkasında bırakan? Ben değil miydim artık hepsi geride kaldı diyen? Neden şimdi en ufacık bir anı da bu kadar canım yanıyor? Bu kadar mı güçsüzüm ben? Bu kadar mı acizim? Baçkırıklarım sessiz iç çekişlere dönüşürken tekrar tekrar olanları düşündüm. Kendime çektirdiğim en büyük eziyetti düşünmek. Ben ne zaman düşünsem o zaman dağılır ve uzun bir süre kendimi toparlayamazdım. Oysaki uzun zamandır düşünmüyordum. Beni içine çeken tüm bu anılardan uzak durmayı başarıyordum. Neden şimdi bir anda ortaya çıkmıştı? Telefonumun sesiyle yerimden sıçradım. Sanki biri beni görüyormuş gibi telaşla gözlerimi sildiğimde elimde kalan çamaşır suyu yüzünden gözlerim yandı. Ah salak Ela salak Hızla yerden kalkıp lavaboya eğildim ve ellerimi duruladım. Gözlerime su değdirdiğim an yanması artsa da peş peşe bol suyla yıkadım. Yanması geçtiğinde suyu kapatıp artık yerini ezberlediğim kağıt havluya uzandım. Yüzümü kuruladıktan sonra ağır ağır gözlerimi açtım. Sanki iğne batıyormuş gibi canım yanarken inledim. İnatla susmayan telefonuma içimden saydırırken gözlerimi ovuşturup tekrar açmayı denedim. Bu sefer birkaç saniye açık tutmayı başarmıştım. Birkaç denemenin sonunda tamamen açmayı başardığımda ilk başta net göremedim. İçimi ufak bir korku kaplasa da bekledikçe netleşen görüntüyle rahat bir nefes aldım. Kör olmaktan kurtulmayı başardığımda mutfaktan çıkıp salonuma geçtim. Orta sehpadaki telefonumu aldığımda hızla cevapladım. Ne var başımın belası? Sana da günaydın Eloşum. Yine bu sabah çok pozitifsin. Rüya'nın enerjik sesiyle gözlerimi devirdim. Rüya, kuzum Sabah sabah beni rüyanda mı gördün Allah aşkına? Senin kocanın koynunda olman gerekmiyor mu? Zaten koynundaydım kuzum. Ama çıkalı bayağı oldu. Hatta kahvaltı bile yaptık. Ayrıca saat öğlen oldu bebeğim dediğinde telefonu kulağımdan uzaklaştırıp saate baktım. Öğleden sonra biri olmuştu. Ben kaç saattir alıyordum? Ela sen iyi misin? İyiyim rüyacım. Kitap okumaya dalmışım o yüzden saati fark etmedim dediğimde rüya karşı tarafta homurdandı. Kaşlarını çatmış hali gözümün önünde belirirken sırıttım. Benim deli arkadaşım. Şu canım cumartesi günü oturup kös kös kitap mı okuyorsun Eloş? Kızım gençsin, güzelsin ve bekarsın. Azıcık kıymetini bilsene. Ben ağzımı açamadan Alpin rüya diye bağırdığını duydum. Eyvah duymuş. Benim kapatmam lazım. Hızla suratıma kapanan telefonla kahkaha attım. Alp rüyanın canını okuyacaktı. Telefonu kenara koyarken şöyle bir eve baktım. Sanırım güzel bir temizlik yaparsam bana iyi gelecekti. Ayağa kalktığımda bakışlarım kısa bir an mutfağa takıldı. Olanları düşünmemek için hızla yatak odama geçip temizlik yaparken giydiğim taytımı ve bol tişörtümü giydim. Saçlarımı da tepemden topuz yapınca hızla temizliğe giriştim. Önce salonun perdesini söküp makineye attım. Sonra da gerekli olan malzemeleri alıp camı silmeye giriştim. Neredeyse bir duvarı komple kaplayan büyük camı sildikten sonra hafif geri çekilip kontrol ettim. Hiçbir leke kalmadığını görünce gülümseyerek ortalığı toparlamaya başladım. Yüksek ihtimalle akşam üzeri yağmur yağacak ve camı kirletecekti ama pek umurumda değildi. Ortalığı toplama işim bitince süpürgeyi elime alıp tüm salonu güzelce süpürdüm. Süpürgeyle işim bittiğinde tüm salonun tozunu aldım. Viledayı hazırlayıp önce koltukların altını sildim. Onları yerine ettiğimde geri kalan alanı sildim. Kuruması için salonu o halde bırakıp yatak odasına geçtim. Buranın tülünü de indirip camını sildim. Yatağın çarşaflarını ve nevresimlerini değiştirdikten sonra güzelce süpürüp tozunu aldım. Son olarak yerini de sildikten sonra salona geri döndüm. Halısını serip orta sehpayı da koyduktan sonra duran makinedeki tülü alıp astım ve yatak odasının tülünü attım. Saatler birbirini kovalarken sonunda tüm evin işini bitirdim. Bir artı bir stüdyo daire olsa da kafamı dağıtmak için temizliğe giriştiğimde bu küçücük evi bile saatlerce temizliyordum. Bu eve ilk geldiğim zamanı düşünürken tekrar bir ağlama krizine girmemek için hızla düşüncelerimi uzaklaştırdım. Burası Alp'in bekar ve ben Ankara'ya yerleştiğimde boştu. Alp burada istediğim gibi kalabileceğimi söylediğinde itiraz etsem de faydası olmamıştı. Bir hafta içinde rüyanın zorlamasıyla eve eşyalar almış ve burada yaşamaya başlamıştım. O zamanlar gözüm hiçbir şey görecek halde olmadığı için evi rüya dizmişti. Bense peşinde sadece boş bir çuval gibi sürüklenmiştim. Tüm evi yeni bir başlangıç yapacağımı söyleyerek bembeyaz dizmişti. Salonumda büyük ve oldukça rahat beyaz bir köşe takımı vardı. Üzerinde rengarenk yastıklar diziliydi Ve onlara her baktığımda içimin açılmasını sağlıyorlardı. Tüm Ankara'yı ayaklarımın altına seren camın önünde... Beyaz bir sağlanan sandalye ve zigon sehpa vardı. Sandalyenin yastıklarıyla zigon sehpa uçuk mavi rengindeydi. Onlarla aynı tonda büyük bir halı tam ortada duruyordu ve üzerinde beyaz küçük bir orta sehpa vardı. Televizyon izlemeyi sevmediğim için evimde televizyon yoktu. Onun olması gereken duvarda boydan boya yapılmış şık bir kitaplık vardı ve içini sevdiğim kitaplar dolduruyordu salonla birleşik olan Amerikan mutfağını bu alandan ayıransa ada tezgahtı. Bir ucunda ocak ve davlumbaz vardı. Diğer tarafını ise yemek masası olarak kullanıyordum. Rüya ve Alp'ten başka misafirim olmadığı için bana fazlasıyla yetiyordu. Yemek masamın iki tarafında karşılıklı rahat bar tabureleri vardı. Mutfak dolaplarım bembeyaz, duvarlarımsa buz mavi rengindeydi. Rüya bana öyle bir ev yapmıştı ki İçine ilk girdiğimde gerçek olmadığını düşünmüştüm. Ona hayaller kurarken anlattığım, hep o sahip olmak istediğim evi yapmıştı. Salonumun hemen karşısında küçük bir ara hol vardı. Dış kapı bu holün ortasındaydı. Sağ taraf mutfağa açılırken sol taraf banyoya açılıyordu. Banyonun yanında ise yatak odam vardı. Telefonun bir kez daha çaldığında daldığım düşüncelerden sıyrıldım. Rüyacım, sen hala yaşıyor musun? Telefonu açarken sırıtmaya başlamıştım. Canım arkadaşımın Alp'ten kurtulması yaklaşık 3 saatini almıştı. Sus sus hiç sorma Ela. Vallahi elinden zor kurtuldum. Ben gülerken o da gülmeye başladı. Neyse bırak şimdi bizi. Ben seni akşam yemeğe geleceğimizi söylemek için aradım. Ama Alp yüzünden unuttum demesiyle gözlerimi devirdim. Kızım siz neden her hafta sonu ya bendesiniz ya da beni peşinize takıyorsunuz? Karı koca baş başa takılsanıza. Sitemle konuştuğumda rüya homurdandı. Çok konuşma Eloş'um. Akşam yedi gibi sendeyiz. Telefon bir kez daha suratıma kapandığında kahkaha attım. Kaç yaşına gelirse gelsin bu kız hiç büyümeyecekti. Üç saatimin kaldığını görünce hızla mutfağa girdim. Dolabı açıp neler yapabileceğimi düşünürken aklımdan ihtimalleri geçirdim. Sonunda kararımı verdiğimde önce kıymayı çıkartıp mikrodalga yardımıyla çözülmesini sağladım. Sonra da patlıcanları çıkartıp suya bastım. Üzerine biraz tuz attıktan sonra kenara koyup çorbayı yapmaya başladım. Alp sevdiği için ezogelin çorbası yapmaya karar vermiştim. Malzemelerini güzelce yıkayıp kenara koyduktan sonra düdüklü tenceremi çıkartıp ocağa koydum ve çorbaya başladım. Her ne kadar düdüklü kullanmaya korksam da yemekleri yaparken çok yardımcı oluyordu. Çorbanın tüm malzemelerini ekledikten sonra suyunu da koyup kapağını kapattım ve pişmeye bıraktım. Tatlının malzemelerini çıkarıp yalancı tavuk göğsü yapmaya başladım. Alp bu tatlıyı da çok seviyordu. Yemeği rüyanın sevdiğinden yaptığım için çorbayı ve tatlıyı da Alp'in sevdiğinden yapıyordum. Tatlıyı bitirdiğimde soğuması için dolaba attım. Ana yemeğe girişeceğim sırada telefonum bir kez daha çaldı. Efendim rüyacım. Güzelim Alp'in bir arkadaşı da bizimle gelse sorun olur mu? Rüyanın sorusuyla duraksadım. Genelde benim yanıma kimseyi getirmezlerdi. Gelmesinde bir sorun yok da çöp çatanlığa bürünmedin değil mi rüyacım? Yok be Eloş'um. Vallahi bu sefer masumum. Haberim yoktu. Alp arkadaşına söz vermiş. Ben de sana söz verince beraber gidelim dedik. Duyduğum açıklamayla rahatladım. Rüya bana birçok kez Alp'in arkadaşlarını ayarlamaya çalıştığı için artık temkinliydim. Ona bir türlü hayatımda kimseyi istemediğimi anlatamadığım için önlemimi bu şekilde alıyordum. Tamam canım buyursun gelsin o zaman. Tamam canım görüşürüz. Görüşürüz. Bu sefer normal bir şekilde kapanan telefonla eşime kaldığım yerden devam ettim. Karnıyarığı da bitirdiğimde ot tavasını yapmak için pırasaları ve pazıyı ince ince doğradım. Biraz mısır unu ve tuzu ekledikten sonra güzelce karıştırıp tavaya koydum. Üzerine bastırarak iyice sıkıştırdıktan sonra üzerine kapatıp bıraktım. Gelmelerine yakın pişirecektim. Son olarak cacığı da yapıp dolaba koydum. Cacık, ot tavası ve karnıyarık rüyanın vazgeçilmeziydi. Tezgahtaki bulaşıkları toparladıktan sonra hızla kendimi banyoya yattım. Duşumu alıp temizlendikten sonra bornozuma sarılıp odama geçtim. Dolabımdan kahve tonlarındaki balıkçı yaka triko elbisemi çıkardım. Çekmeceden siyah iç çamaşırı takımımı da aldıktan sonra bedenimi kurulayıp üzerimi giyindim. Duşa girmeden önce kapattığım kombiyi açıp evin ısınmasını sağladım. Ev sıcaktı, uzun çorap giymeye gerek duymadım. Kısa çoraplarımı giyip panduflarımı ayağıma geçirdikten sonra banyoya döndüm. Saçlarımı güzelce kuruttuktan sonra at kuyruğu yaptım. Makyaj yapmayı sevmesem de sabahki ağlama seansım yüzünden gözlerim hala kendine gelememişti. Bu görüntüyü örtebilmek için kirpiklerime bolca rimel sürüp renksiz parlatıcıyla dudaklarımı nemlendirdim. Banyoyu da toparladıktan sonra mutfağa geçip yemekleri kontrol ettim. Ot tavasının altını yakıp kısık ateşte pişmeye bıraktıktan sonra sofrayı kurdum. Karşılıklı 4 servis açtıktan sonra peçeteleri ve kaşıkları dizdim. Bardakları da koyduğumda sofra hazırdı. Ocakta pişen ot tavasını ters düz sonra dolaba koyduğum cacığı çıkartıp kaselere doldurdum. Onlar da sofradaki yerini alırken ocağın altını kapatıp ot tavasını servis tabağına koydum. Masa tamamen hazır olduğunda kapı çaldı. Elimdeki havluyu kenara koyup elbisemi düzelttim. Hızlı adımlarla kapıya gidip açtığımda rüyanın ''İyi ki doğdun Ela'' diye bağırmasıyla yerimden sıçradım. Canım arkadaşım boynuma atlarken sarılışına karşılık verip Hoş geldiniz demeyi başardım. Hoş buldum güzelim. İyi ki doğdun. Rüya yanaklarımdan öperken hala şaşkındım. İnsan kendi doğum gününü unutur muydu? Ben unutmuştum. Elinde pastayla bekleyen Alp'e gülümsediğimde bana göz kırptı. Tam konuşacakken onun hemen arkasında bana bakan keskin mavi gözlerle karşılaştığımda kısa bir an nefesimi tuttum. Karşımdaki maviler bana öylesine dikkatli bakıyordu ki kendimi uzun zaman sonra ilk kez huzursuz hissettim. Afallamış bir şekilde bana bakan gözlere bakarken rüyanın geri çekilmesiyle kendime geldim. Kusuruma bakmayın kapıda kaldınız lütfen içeri girin derken geri çekildim. Rüya ayağındaki topukluları çıkarıp içeri girerken Alp de ayakkabılarını çıkardı. Yanımdan geçerken iyi ki doğdun baldız demeyi ihmal etmedi. Alp ben ona kızarken o gülerek içeri girdi. Sona kalan beyefendi de ayakkabılarını çıkarıp içeri girdiğinde kapıyı kapattım. Unuttun değil mi doğum gününü? Rüyanın sözleriyle ona döndüm. Cidden doğum günümü unutmuştum. Kutlamayı sevmediğimi biliyorsun Rüya. Derken yanımda duran adamın geçmesi için elimle yol gösterdim. Teknik olarak doğum günün yarın ama sevgili karım yarına kadar sabredemedi. Alp'in sözlerine kakırdadım. Rüya ve bitmek bilmeyen heyecanı. Biz tanışmadık. Ben Ömer. Elini uzatan adamla kısa bir an duraksadım. Gözleri öyle dikkatle bakıyordu ki afallamama sebep oluyordu uzun boylu ve yoğun kirli sakalıyla güzel denebilecek bir erkeksiliği vardı. Gözlerinin mavisi o kadar güzeldi ki insanda saatlerce bakma isteği uyandırıyordu. Ömer Bey dikkat çekici bir adamdı. Saçma düşüncelerimi bir kenara bırakıp uzattığı büyük elini sıktım. Ben de Ela memnun oldum Ömer Bey. Sadece Ömer dersen sevinirim. Bu arada doğum günü kutlu olsun. Haberim olmadığı için hediye alamadım kusuruma bakma. Ömer Bey konuşurken şaşkınlıkla dinledim. Ek dakikada kurduğu samimi cümleler miydi beni şaşırtan yoksa sert duruşuna karşın kibar bir adam olması mıydı? Hiç önemli değil. Doğum günlerini de, hediyeleri de sevmem." Dememle de bakışları dikkatle yüzümde gezindi. Mavileri rahatsız olmama sebep olurken Rüya'nın "Hadi, mumları üfle." demesi kurtuluşum oldu. Alpin, masanın boş tarafına koyduğu pastanın önüne geldiğimde gördüğüm 2 ve 7 rakamıyla yüzümü buruşturdum. 27 yaşına giriyorum ve bunu kutluyorum. Çok saçma değil mi? Dilek tut diyen rüyaya gözlerimi devirip mumları üfledim. Ben bir şeyler dilemeyi bırakalı çok uzun zaman olmuştu ve bunu en iyi bilen kişi rüyaydı. Hadi yemeğe geçelim derken pastayı alıp erimemesi için dolaba koydum. Ne yemek yaptın bize baldız diyen Alp'e ters, ters baktım. Baldız yenge enişte ve bunun gibi tüm kelimelerden nefret ederdim. Eğer bana bir kez daha baldız dersen sana muhteşem ezogelin çorbamdan vermem Alp. Dememle gözlerini kocaman açtı. Tamam sustum karımın en sevdiği arkadaşı. Rüya ile onu söylediklerine gülerken çorbayı kaselere doldurmaya başladım. Bu ev buram buram çamaşır suyu kokuyor güzelim. Sen iyi misin? Rüyanın sorusuyla bakışlarımı kaçırdım. Liseden beri beraber olmamızın en büyük artısı birbirimizi çok iyi tanımamızdı. İyiyim dediğimde bakışları yüzümde gezindi. İnanmasa da sessiz kalması beni rahatlattı. Şu an o konu konuşmak istediğim en son şey bile değildi. Çorbaları servis ettiğimizde biz de yerimize oturduk. Rüya ve ben mutfak tarafındaki taburelere otururken Alp ve Ömer Bey karşımızda oturuyordu. Rüya kocasının karşısında oturduğu için ben de mecburen Ömer Bey ile karşı karşıyaydım. Alp iştahla çorbasını içerken ben de çorbama başladım. Rüya ve Alp 3 senedir evlilerdi. Rüya ve ben İstanbul'da üniversite okurken Alp, eş için bizim okula gelmişti ve Rüya ile tanışmışlardı. İlk görüşte birbirlerine aşık olmuşlardı. Ve Alp, karakterini göstererek Ankara'ya dönmeden Rüya'nın sevgilisi olmayı başarmıştı. Rüya bir ay kadar Alp'i kıvrandırsa da başarmıştı. Biz final haftasında olmamızın verdiği zorlukla derslere gömülürken Alp devamlı gidip gelmişti. Okul biter bitmez de Rüya'yı babasından istemişti. Sonrasındaysa Hızlı bir hazırlık döneminden geçmiş ve evlenmişlerdi. En yakın arkadaşımın Ankara'ya taşınmasına üzülsem de mutlu olduğunu bildiğim için kendimi avutuyordum. Rüya ile lisenin ilk günü tanışmıştık. O zamanlar ikimiz de Balıkesir'de yaşıyorduk. Okulun ilk günü küçük bir çarpışma sonucunda tanışmıştık ve birbirimizin her şeyi olmuştuk. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. Hatta ailelerimiz bile tanışıp arkadaş olmuştu. Tüm lise zamanını beraber geçirdiğimiz yetmemiş gibi çok çalışıp birlikte aynı üniversiteyi de kazanmıştık. Tam burslu olarak İstanbul Teknik Üniversitesi'ne girdiğimizde dünyalar bizim olmuştu. Hem ayrılmadığımız için hem de İstanbul'a gideceğimiz için. Acaba olacakları bilseydim gitmek için bu kadar hevesli olur muydum? Alpin çorbasının bittiğini görünce hızla yerimden kalktım. Servis tabağına karnıyarık ve pilavı koyup servis ettiğimde rüya cırladı. Canım arkadaşım en sevdiğim yemeği yapmış. Hızlı bir şekilde çorbasını bitirirken gülerek ona da tabak hazırladım. Ömer Bey'in çorbasının da bittiğini görünce onun da tabağını hazırladım. Kendi tabağımı da aldığımda tekrar yerime oturdum. Ela, Ömer de benim üniversiteden arkadaşım. Alp'in konuşmasıyla karşımdaki beylere baktım. Ne güzel ama biz daha eskiyiz dediğimde gülüştük. Ömer, Ela ile Rüya liseden beri arkadaşlar. Alp'in açıklamasıyla Ömer Bey bize döndü. Bu kadar uzun zaman arkadaşlarınızı korumanız çok güzel. Evet öyle derken sevgiyle arkadaşıma baktım. Sapsarı, beline uzanan saçları, yeşil gözleri, düzgün vücuduyla rüya çok güzel bir kadındı. Ama bunları bir kenara koyarsak hepsinden çok daha güzel bir kalbi vardı. Alp ile tam olarak birbirlerini tamamlıyorlardı. Alp oldukça uzun boylu ve yapılı bir adamdı. Kumral saçları ve koyu kahve gözleriyle rüyanın yanına çok yakışıyordu. İkisi yan yana çarpıcı bir çift oluşturuyorlardı. Elacığım Ömer de burada yaşıyor artık.'' Altı ay önce buraya yerleşti. Rüyanın sözleriyle Ömer Bey'e döndüm. Daha önce neredeydiniz? Trabzon'da ailemle yaşıyordum ama yapamadım sıkıldım orada. Uzun yıllar Amerika'da yaşadıktan sonra Trabzon bana küçük geldi. İstanbul'a gitmeyi düşünüyordum ama Alp beni buraya gelmem için kandırdı. Dediğinde hep beraber gülüştük. Kötü mü oldu oğlum? Bak mis gibi işini de kurdun. Hem ne güzel beraberiz işte. Ben ülkeye döndüğümden beri adam akıllı görüşemiyorduk. Alpin sözlerini Ömer Bey Başı ile onayladı. "Ne iş yapıyorsunuz?" sorumla keskin bakışları bana döndü. O an sorduğum için pişman oldum. Adamın mavileri o kadar derin bakıyordu ki istemsizce rahatsız hissediyordum. "Asıl işimiz tersane. Gemi yapıyoruz ve yurt dışına satıyoruz. Ek olarak çay üretimi de yapıyoruz. Çayı hem ülkemizde hem de dış ülkelere satıyoruz." Güzel meslek dediğimde gülümsedi. Ben beyaz dişleri görünürken Bakışlarımı yemek masasında gezdirdim. Çatalda leke mi vardı? Ben burada sadece anlaşmaları yapıp fiyatta anlaşıyorum. Asıl işi Trabzon'da abim yapıyor. Gemi orada üretiliyor. Açıklamasını sadece başımı sallayarak dinledim. Sıfırdan gemi yapmak zor değil mi? Rüyanın sorusuyla ilgisi üzerimden çekildi. Ben de rahat bir nefes aldım. Bu halim beni sinirlendirse de düşünmek için akşamı beklemem lazımdı. Ömer Bey rüyaya açıklama yaparken sessizce dinledim. Bir süre daha kendi hallerinde sohbet ettiler. Bense sessizce yemeğimi yiyip dinlemeyi tercih ettim. Sen ne iş yapıyorsun Ela? Ömer Bey'in sorusuyla bakışlarımı ona çevirdim. Asıl mesleğim grafikerlik ama Alp'in yönetici asistanıyım dedim. Ve söylemeliyim ki çok iyi bir asistan. Dört yıldır bir kere işlerin aksadığını görmedim. Dedi Alp. Bu sözlerle gülümsedim. Dışarıda iki yakın arkadaş olsak da İş yerinde alptan bir patrondu ve çok disiplinliydi. Beni ilk yanına almak istediğinde hiç iyi değildim. Yine de alp beni bırakmamış ve asistanı yapmıştı. Sanırım toparlanmamdaki en büyük etkenlerden biri de alpti. Beni devamlı çalıştırdığı için aklım meşgul oluyordu ve düşünmemi engelliyordu. Neden kendi mesleğini yapmıyorsun? Duyduklarımla bedenim gerildi. Rahatlamak için birkaç derin nefes alıp gülümsedim. Üniversite 3. sınıfı bitirdiğimde bazı özel sebeplerden okulumu dondurdum. Sonrasında Alp'in yanına geldiğimde işe başladım. Biraz alışıp kendime düzen kurduktan sonra okula devam ettim ama Alp'i bırakmak istemedim. Ömer sessizce beni dinlerken Rüya ve Alp bakışlarını kaçırdı. İkisi de hikayenin bu kadar sakin ve masum olmadığını biliyordu. Hem hala mesleğini yapıyor, bizim şirketin tüm logoları, afişleri ve broşürleri Ela'ya ait. Ek olarak bir yayın evinde kitap kapakları da yapıyor. Rüya'nın eklemeleriyle gülümsedim. Bir şeyler üretmek, hayal dünyamda onları biçimlendirip somut hale getirmek çok güzeldi. Bir görsel için günlerce gezinmek her ne kadar yorucu olsa da işimi seviyordum. Güzel bir işin var. Evet deyip yeniden sessizleşirken yemeğin geri kalanında daha çok üçü sohbet etti. Ben dinlemeyi tercih ettim. Herkes doyduğunda rüyayla hızlı bir şekilde sofrayı topladık. İstek üzerine çay yaptıktan sonra aldıkları pastayı dilimleyip tabaklara koydum. Salona kurulduğumuz sırada rüya çantasından bir zarf alıp ayağa kalktı. Hediye zamanı. Bu durumdan hoşlanmasam da arkadaşımı kırmamak için ayağa kalkıp gülümsedim. İyi ki doğdun kuzum. Sen hep ol. Rüyaya sıkıcı sarılırken istemsiz bir şekilde gözlerim doldu. Sanırım o olmasa şu an olduğum insan olamazdım. Asıl sen hep ol deli kız. Rüya geri çekildiğinde Alp sarıldık. Ağlama kız sümüklü. İyi ki doğdun. Söylediklerine gülerken koluna vurdum. Hediyeni istediğin zaman kullanabilirsin. Sadece birkaç gün önce araman lazım. Alp'in sözleriyle meraklandım. Elimdeki zarfı açıp içindeki kağıdı çıkardım ve okumaya başladım. Bu iki deli bana Uludağ'da dört gece beş gün tatil almışlardı. Şaşkınlıkla ikisine baktım. Bu fazla pahalı bir hediye kabul edemem. Rüya kaşlarını çatarken Alp rahat bir şekilde kalktığı yere geri oturdu. Bana bak Eloş kızdırma beni. Tüm gece tepende konuşurum. Pahalı falan değil. Geçen gün sen demiyor muydun? Bazen kaçıp gidesim geliyor diye. İşte sana imkan. Öyle hissettiğinde kaç ve kafanı dinle. Rüyanın sözleriyle bir kez daha ne kadar şanslı olduğumu anladım. Bu kadar iyi bir arkadaşa sahip olduğum için cidden şanslıydım. Sana bir hediyem daha var diyen rüya dönüp Alp'e baktı. Ben merakla beklerken bana dönüp parlayan gözleriyle teyze oluyorsun dedi. Boş boş yüzüne bakarken söylediğini algılamam birkaç saniyemi aldı. Ben teyze oluyorsam o zaman Rüya hamileydi. Ya inanamıyorum. Çığlığı basarken arkadaşıma sıkıca sarıldım. Zar zor tuttuğum gözyaşlarım akarken Rüya da ağlamaya başladı. Ömer de kalkıp Alpe sarılınca onun da yeni öğrendiğini anladım. Demek sonunda küçük Rüya geliyor ha. Dememle ikimiz de güldük. Lisede hep hayal kurardık büyüyüp evlendiğimizde ikimizin de kızı olacaktı ve onlar da bizim gibi yakın arkadaş olacaktı. Benim kızım olmayacak olsa da arkadaşımın hayaline kavuşmasına çok sevindim. Rüyadan ayrıldığımda Alpe sarıldım ve onu da tebrik ettim. Yerlerimize oturduğumuzda bebek hakkındaki tüm bilgileri aldım. Minik fasulyemiz 7 haftalıkmış ve şu an her şey yolundaymış. Rüya'ya nasıl anladığını sorduğumda heyecanla birkaç gündür başının döndüğünü ve midesinin bulandığını söyledi. Alp ona karşı aşırı korumacı olduğu için dün iş çıkışı hastaneye götürmüş ve muayene ettirmiş. Sonucunda da hamile olduğunu öğrenmişler. Bir bebek istiyorlardı ama korunmayı yeni bıraktıkları için bu kadar çabuk olmasını beklemiyorlardı. Alp öğrendiğinde hastanede olmalarını umursamadan rüyayı kucağına almış ve etrafında döndürmüş. Sonra da onu öpüp hem rezil olmalarını hem de herkesin tebrik etmesine sebep olmuş. Mutlulukları beni de mutlu ederken bir kez daha gözyaşlarına boğulmuştum. Rüya'nın bu kadar iyi bir eşinin olması ve hayal ettiği yuvaya sahip olması beni hep çok mutlu ediyordu. Belki benim hayallerim de, yuvam da yıkıktı ama arkadaşımınki imrenilecek kadar güzeldi. Akşamın geri kalanı oldukça keyifli geçmişti. Daha minicik olan bebek üzerinden bir sürü hayaller kurmuştuk ve Alp şimdiden bebeğini bizden kaçırmayı düşünüyordu. Saat geç olup kalkmak istediklerinde yaptığım tatlıdan kaba koyup rüyalara verdim. Ömer'e de verecektim ama istememişti. Onları yolcu ettikten sonra etrafı toparlamaya giriştim. İşimi bitirdiğimde kendime sade Türk kahvesi yapıp çekmecedeki sigaramı almış ve balkona çıkmıştım. Soğuk iliklerime kadar işlese de önemsemeden sandalyeye oturup karanlığa bürünen şehri izlemeye başladım. Paketten çıkardığım sigarayı dudaklarıma koyup yaktığımda zehirli dumanını içime çektim. Çok fazla tüketmesem de arada içmek daha iyi hissetmemi sağlıyordu. Akşamdan beri kaçındığım düşünceler bir bir zihnime dolaşırken peş peşe birkaç duman çektim. Sabah yaşadığım duygusal çöküntünün üstüne akşam Ömer'le tanışmak bana hiç iyi gelmemişti. Dört sene sonra ilk kez bir adamı ciddi anlamda incelemiş ve istem dışı beğenmiştim. Bu da hem ödümün kopmasına hem de kendime olan öfkemin artmasına sebep olmuştu. Sanki Ömer'i beğenmek, dört senede kendime verdiğim tüm o sözleri buruşturup çöpe atmak gibiydi. Bir tane sigaramın peşine yenisini yakarken Ömer'i düşünmemek için çok çabaladım. Ne var ki her seferinde zihnim bana ihanet edip onu gözlerimin önüne getiriyordu. Neydi beni bu kadar etkileyen? Dikkatle bakan gözleri mi yoksa etrafa güç yayan o garip elektriği mi? Daha fazla düşünmemek için soğumuş kahvemi kafama dikip biten sigaramı söndürdüm. İçeri girdiğimde soğuktan dolayı donan bedenim titremeye başladı. Elimdeki fincanı hızla tezgaha bırakıp yatak odama geçtim. Üzerimdekileri çıkarıp geceliğimi giydim ve kendimi yatağa bıraktım. Telefonuma gelen mesajla kaşlarımı çatarken hızla elimi aldım. Rüyadandı mesaj. İyi ki doğdun güzelim. İyi ki benim arkadaşımsın. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Mesaj gözlerimin dolmasına sebep olurken telefonumun tarihine baktım. Saat 12'yi geçmişti ve gün 25 Ocak olmuştu. Bugün Ela'nın doğum günüydü. Bir zamanlar tanıdığım ve çok sevdiğim Ela'nın doğum günü. Artık bana yabancı olan ve çok öncede kalan Ela'nın doğum günüydü. Alarmın sesiyle uyandığımda hızlı bir şekilde yataktan kalkıp kendimi banyoya attım. İşlerimi hallettikten sonra odama dönüp dolabımı açtım ve kısa bir an ne giyeceğimi düşündüm. Herkes için pazartesi günleri kabus gibiydi ama ben severdim. Pazartesi demek işin ilk günü demekti. Pazartesi demek çalışmaktan ve yorgunluktan düşünmeye fırsat bulamayacağım koca bir hafta demekti benim için. Daha fazla vakit kaybetmemek için lacivert kalem eteğimi ve aynı renk puantiyeli gömleğimi askıdan aldım. Üzerimi giydikten sonra omuzlarıma sarkan saçlarımı düzleştirip sprey yardımıyla sabit kalmasını sağladım. Gözlerime ince bir leket çekip bolca rimel sürdükten sonra nude tondaki rujumla beraber makyajımı da bitirdim. Çantama eşyalarımı koyduktan sonra hızla mutfağa geçip kendime zift gibi bir kahve yaptım. Termos kupama kahvemi koyduktan sonra siyah stilettolarımı giyinip evden çıktım. Asansöre binip direkt otoparka indim. Şirketin bana tahsis ettiği beyaz arabama bindiğimde kemerimi bağlayıp yola çıktım. Şirkete vardığıma büyük bir yoğunlukla karşılaştım. Alpin Büyük bir tasarım şirketi vardı. 5 yıl önce kurduğu bu şirketi kısa sürede çok iyi yerlere getirmiş ve yurt dışına açılmasını sağlamıştı. Bir erkeğin elinden çıktığına inanamayacağım derecede güzel elbiseler tasarlıyor ve tasarımlarını beğeniye sunuyordu. Rodier büyük bir şirketti ve hem baş tasarımcısı hem de kurucusu olan Alp Karaca 5 yılda çok büyük başarılar elde etmişti. Şimdi de Mart ayında şirketin kuruluşunun 5. yılına özel düzenlenecek olan defile için çalışıyorduk. Alp'in sipariş ettiği kumaşların geliş zamanı aksadığı için şirkette olağan dışı hal ilan edilmişti. Geldiğim andan beri toplantıdan toplantıya giriyorduk ve masamdaki telefonla resmen bütünleşmiştim. Şimdi ise Alp atölye ekibiyle toplanmış alternatif kumaşlar üzerine tartışıyordu. Rüya ise kumaşları getirecek olan firma ile görüşme halindeydi. Kavga ediyor desek daha doğru olurdu. Öğlen arası geride kalırken kimse yemeğe gitmemiş. Ne Alp ne de Rüya toplantıdan çıkmamıştı. Masamdaki telefonun çalmasıyla önümdeki notları bırakıp cevapladım. Alp Bey'in ofisi. Ben Ela. Ela Hanım, Alp Bey'in misafiri var diyen Nalan'la hızla randevu defterine göz attım. Bu saatte görüşmesi yoktu. Kim geldi diye sordum. Ömer Kılıç. Nalan'ın cevabıyla kaşlarımı çattım. Benim odama gönder lütfen. Telefonu kapatıp ayağa kalktım. Alp gelen gidenle ilgilenmemi istemediği için odasının yanında küçük bir oda yaptırmıştı bana. Ana girişte ise sekreterimiz Nalan vardı. Odamın kapısını açtığım sırada Ömer tüm heybetiyle karşıma dikildi. Kısa bir an erkilsem de hemen kendimi toparladım. Hoş geldiniz buyurun lütfen derken kenara çekildim. Ömer odama girerken istemsizce onu süzdüm. Üzerine tam oturan takım elbisesinin içinde dünün aksine daha ciddi duruyordu. Habersiz geldim. Alp yoğun galiba derken masanın önündeki tekli koltuğa oturdu. Şu an toplantıda ama birazdan biter diye umuyorum. Size ne ikram edeyim? Bir kahveni içerim ama lütfen bana siz demeyi bırak. Ömer'in sözlerine minik bir tebessümle karşılık verirken masamın yanındaki minik tezgaha yöneldim. Alp, Rüya ve ben çok kahve içtiğimiz için çözümü benim odama kahve makinesi alıp koymakta bulmuştuk. Kahven nasıl olsun? Sade. İkimize de sade kahve yapıp fincanlara doldurdum. Ömer'in önüne kahvesini koyduğum sırada çalan telefonumla masama geçtim. Alp Bey'in ofisi. Ben Ela. İyi günler Ela Hanım. Ben Korkmaz. Alp Bey'le görüşmem mümkün mü? Yurtdışındaki bağlantılarımızı sağlayan Korkmaz Bey'in sesini duyunca istemsiz gerilmiştim. Korkmaz Bey, Alp Bey toplantıda. Eğer önemliyse arayayım. Kısa bir an sessizlik oldu. Kumaşlarda sorun çıktığı doğru mu? sorusuyla dudağımı kemirmeye başladım. Bu adam nasıl haberdar olmuştu? Gümrükte takılmış ama elimizden geleni yapıyoruz. Alp Bey akşam olmadan çözmüş olur. Alp beni arasın. Suratıma kapanan telefonla dişlerimi sıktım. Lanet olsun. Kendi kendime söylenirken toplantı odasını aradım. Evet. Alp'in gergin sesiyle sertçe yutkundum. Alp Bey az önce Korkmaz Bey aradı. Ne istiyormuş? Sesi sertleşirken dudağımı daha çok kemirdim. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama kumaşların takıldığını öğrenmiş. Hay ben böyle işin. Alp bağırırken yerimden sıçradım. Onu kolay kolay öfkeli görmezdik. Öfkelendiğinde ise kaçacak yer aramaya başlardık. Başka bir şey dedi mi? Beni arasın dedi. Tamam Ela sağ ol. Alp telefonu kapatırken sıkıntıyla ofladım. Sanırım sıkıntılı bir gün. Ömer'in konuşmasıyla yerimden sıçradım. Resmen adamın varlığını unutmuştum. Bugün gelmesi gereken kumaşlarda sorun çıktı. Sabahtan beri çözmeye çalışıyoruz derken Yerimden kalkıp kahvemi aldım. Bir süre sessizce kahvelerimizi içtik. Ömer gözlerini üzerimden ayırmazken huzursuzca yerimde kıpırdandım. Sanki rahatsız olduğumu hissetmiş gibi ayağa kalktı. Alp'in başı kalabalık. En iyisi ben gideyim. Ben de ayaklandım. Nasıl isterseniz. Ömer'in gitmesini beklerken keskin bakışlarını gözlerime kilitledi. Ağır adımlarla yanıma gelirken her adımında biraz daha gerildim. İçimden arkaya doğru kaçmak gelse de kendime engel oldum. Sonunda durduğunda Ayakkabılarımızın ucu birbirine değiyordu. Yakınlık tedirgin olmama sebep olurken gözlerine bakmak için başımı kaldırdım. Allah aşkına bu adamın boyu kaçtı? 1.70 boyum ve en az 10 santim topuklularımın olduğu düşünülürse nasıl hala benden bir kafa boyu uzun olabiliyordu? Delici mavi gözleri gözlerime kenetlenirken sertçe yutkundum. Dudaklarını yaladığında bakışlarım kısa bir an ıslanan dudaklarına kaydı. Hızla tekrar gözlerine baktığımda mavilerinin laciverte dönmeye başladığını gördüm. Ela, benimle bir akşam yemeğe gelir misin? Ömer'in sorduğu soruyu algılamakta zorlanırken birkaç dakika boş boş yüzüne baktım. Ben doğru duydum değil mi? Beni yemeğe davet etti. Kaşlarım kendiliğinden çatılırken anlamadım demeyi başardım. Benden cevap bekler resne yüzümü tarayan maviler dikkatle gözlerime kenetlenirken Dudakları ufak bir tebessümle kıvrıldı. Zor bir şey sormadım Ela. Benimle yemek yer misin? Beynim ilk duyduğunda inkar etse de yanlış değildi. Ömer benimle yemeğe çıkmak istiyordu. Bedenim gerilirken bakışlarımı kaçırdım. Üzgünüm Ömer Bey ama bu pek mümkün değil. Aramıza mesafe koymak için birkaç adım geriledim. Zorla karşımdaki adamın yüzüne baktığımda kaşlarını çattığını gördüm. Neden? Bu soruya nasıl bir cevap vereceğimi bilemediğim için bakışlarımı odamda gezdirdim. Aniden çalan telefon kurtarıcım olurken hızla cevapladım. Efendim? Ela, kumaş tedarikçileriyle yaptığımız son görüşmenin dökümanını çıkartıp gelir misin? Hemen Alp Bey. Telefonu kapatıp hızla sandalyeme oturdum. Bilgisayarımda açık duran mailden istediği çıktığı alırken Ömer bıraktığım yerde duruyordu. Ela, bir şey demeyecek misin? Bu adam konuşmak zorunda mı? Ben varlığını unutmaya çalışırken neden inatla kendini belli ediyor ki? Ömer Bey, acil işim var. Size kapıya kadar eşlik edemeyeceğim. Lütfen kusuruma bakmayın. Ona bakmadan kurduğum cümleden sonra yazıcıdan çıkan kağıtları aldım. Doğru olduklarından emin olduktan sonra hızla ayaklandım. Ömer hala olduğu yerde dururken ona bakmadım. İyi günler deyip odadan kaçtım. Hızlı adımlarla toplantı odasına giderken arkamda bıraktığım adamı düşünmemek için tüm irademi zorlamaya başladım. Saat öğleden sonra beşe gelirken sonunda krizi çözmeyi başardık. Kumaşları tedarik eden firma aldığımız onay kağıtlarını unuttukları için gümrükten geçememişlerdi. Alp bu duruma sinirlense de çözebileceğimiz bir problemdi. Kapım açıldığında uğraştığım kağıtlardan başımı kaldırdım. Alp ve Rüya odadan içeri girip masanın önündeki koltuklara kendilerini atarken ayaklanıp Alp ve bana kahve yaptım. Rüya için de dün evde hazırlayıp getirdiğim meyve suyundan doldurup servis ettim. Ama bu haksızlık. Siz kahve içerken ben neden meyve suyu içiyorum? Rüya isyan ederek konuşurken Alp ile ona baktık. Rüya bakışlarımız altında. Meyve suyundan bir yudum alırken gülmeye başladım. Ela, iki saat sonra uçağım var. Alp'in dediğini başımla onayladım. Biliyorum, rezervasyonu ben yaptırmıştım. Sıkıntıyla nefesini verdiğinde şakalaşma gününde olmadığını fark ettim. Bir sorun mu var? Rüyayı bırakmak istemiyorum ama doktorla görüşmeden uçağa da bindiremiyorum. Alp'in sözleriyle gülümsedim. Alp çok iyi kalpli bir adamdı. Arkadaşıma hak ettiği mutluluğu ve sevgiyi fazlasıyla veriyordu. Hayatım bu kadar endişelenme ben iyiyim. Rüya Alp'i rahatlatmak için konuşurken ben sessiz kaldım. Alp rüyaya karşı çok korumacı olduğu için onu bu konularda ikna etmek kolay değildi. Şimdi bir de bebekleri söz konusu olunca Alp'i anlayabiliyordum. Güzelim yüksek ihtimalle sabaha kadar orada olmam gerekecek. Gece yalnız kalmandan hoşlanmıyorum. Alp'in derdini anladığımda gülümsedim. Siz dert etmeyin Alp Bey. Ben akşam arkadaşımla kalırım. Dediğimde sırıtarak bana döndü. İşte baldız gibi baldız. Ben kızgın gözlerle ona bakarken o gülmeye başladı. Şirkette ona çemkiremeyeceğimi bildiği için beni devamlı sinirlendiriyordu. Gece sana Rüya'nın fotoğraflarını atıp nispet yaparken de gülebilecek misin bakalım? Alp'in gülen yüzü asılırken Rüya ile gülmeye başladık. Kahvelerini içen çift odadan çıkarken ben de kalan işlerimi toparlamaya başladım. Toplantıdaki notları bilgisayara geçtikten sonra evrakları klasörlere yerleştirdim. Masamı düzeltirken gözüme çarpan not kağıdını aldım. Tam kimin yazdığını düşünecekken gördüğüm düzgün el yazısı ve kelimelerle ellerim titredi. Ben inatçı bir adamım Ela. Er ya da geç sorumun cevabını alacağım. Kağıdı öfkeyle buruşturup çöp kovasına baktım. Adama bak ya. Hayır ne bu özgüven? Cevap falan vermiyorum zorla mı? Deli gibi kendi kendime konuşurken bakışlarım birkaç saat önce Ömer'in durduğu yere kaydı. Bana yaklaştığında tedirgin olsam da inkar edemeyeceğim bir şey daha olmuştu. Yıllar sonra ilk kez kalbim hızla atmıştı. O kadar uzun zamandır tek düze bir ritmi vardı ki neredeyse varlığını unutmuştum. Ömer bana kalbimin varlığını anımsatmıştı. Bu da ondan olabildiğince uzak durmam için yeterli bir sebepti. Kalan son bulaşıkları da makineye yerleştirdikten sonra tezgahı güzelce sildim. Eş çıkışında önce evime gidip kendime kıyafet almış sonra da rüyaların evine gelmiştim. Bu sayede de rüyalara kalan baş başa zamanlarını değerlendirmeleri için vakit tanımıştım. Ben geldiğimde Alp gitmek için evden çıkıyordu. Onu yolcu ettikten sonra rüyanın yaptığı yemekleri ısıtıp güzel bir sofra kurmuş ve karnımıza doyurmuştuk. Sonrasında rüyayı zorla içeri göndermiş ve sofrayı toparlamaya başlamıştım. İşin bittiği için ikimize de birer kahve yaptım. Günde bir kahve rüyaya zararlı olmayacağı için içim rahattı. Kupaları alıp içeri geçtiğimde rüya koltuğa kurulmuştu. Al bakalım güzel anne. Rüyanın gözleri ışıldarken ben anneyim değil mi diye sordu. Onun bu tatlılığı gülümsememe sebep olurken usulca başımı salladım. Evet canım annesin hem de çok güzel bir anne. Rüya gülümseyerek karnını okşadığında huzurla onu izledim. Allah'ım rüya miniğini sağlıkla alsın kucağına Şimdi anlat bakalım Ela. Neyi derken tedirgince arkadaşıma baktım. Rüya'yı biraz tanıyorsam geçen günün peşini bırakmayacaktı. Neden cumartesi günü geldiğimizde evin çamaşır suyu üretiyor musun gibi kokuyordu. Gözlerimi devirirken koltukta daha rahat bir hal aldım. Abartma Rüya'lar alemim. Sadece temizlik yapıyordum. Sözlerimle Rüya ters ters bana baktı. Bebeğim, seni bu teyzem beni salak yerine mi koyuyor? Rüya karnına bakarak konuştuğunda kıkırdadım. Asla, ne haddime? Eloş, bak ben hamileyim, beni yorma kuzum. Hadi dökül bakalım ne oldu? Sorusunu cevaplamadan yakamı bırakmayacağını bildiğim için kaderime razı geldim. Aklıma Kemal'le ilgili bir anı geldi. Ben de temizlik yaptım. Umursamazca omzumu sekerken uzanıp kahvemden bir yudum aldım. Rüya, öfke parıltılarını taşıdığı gözleriyle beni izlerken bir süre sessiz kaldı. Hala mı Ela, bitmedi mi? Sorusu. İçimdeki boşlukta yankılanırken sessiz kaldım. Bitmiş miydi? Bitti. En azından artık eskisi gibi değil ama arada oluyor işte. Umursamazca konuşurken Rüya oturduğu yerden kalkıp dibime geldi. Ela, güzelim. Kemal de, olanlar da geçmişte kaldı biliyorsun değil mi? O günler çok geride kaldı. Sözleri, içimdeki bir yerleri acıtırken başımı sağladım. Biliyorum, hepsi geride kaldı. O zaman neden hala kırgın bakıyorsun Ela? Koskoca dört yıl oldu. Ben o eski Ela'yı görmek istiyorum. Hep ışıldayan, benimle her deliliği yapan lise arkadaşımı görmek istiyorum. Rüyanın sözleriyle kısa bir an gözlerimi kapattım. Ağlamayacaktım. Zayıflık göstermeyecektim. O Ela kaybolalı çok oldu. Bunu sen de biliyorsun Rüya. Artık onu aramaktan vazgeç. Ben vazgeçeli çok oldu. Ela. Rüya devam edemeden doğruldum. Şimdi bırak benim melankoli hallerimi de anlat bakalım. Anne olmak nasıl bir? His? Rüya uzun uzun gözlerime baksa da konuyu değiştirme çabama saygı duyup yerine geçti. Bilmiyorum ki, açıkçası bu kadar çabuk beklemiyordum. O yüzden doktor hamilesin deyince bayağı bir şaşırdım. Nasip bu işler. Demek ki zamanı bu zamanmış. Rüya kafasını sallarken elini karnına koydu. Şu an onu hissedemediğim için tam olarak anlayamıyorum ama orada Alpten ve benden bir parça olduğunu bilmek içimin kıpır kıpır olmasına sebep oluyor. Gülümseyerek onu izledim. Rüya ve Alp'in ilk tanıştıkları günü düşünürken şimdi bu halde olmaları çok güzeldi. Alp ilk günden kendinden emin bir şekilde rüyanın karşısına dikilse de rüya tedirgindi. Alp'in Ankara'da yaşaması ve ondan 4 yaş büyük olması onu korkutmuştu. Alp iş hayatına atılmış kendi ayakları üzerinde duran ve ne istediğini bilen bir adamdı. Rüya ise hala okulunu bitirmemiş ve o aralar hoşlandığı çocuk olan bir üniversite öğrencisiydi. Rüya, Alp'i çok uğraştırmış, bir aya yakın peşinde koşmasına sebep olmuştu. Sonunda araya benim girmemle Alp'e daha ilk görüşten bir şeyler hissettiğini kabullenmişti. Sonrasıysa çorap söküğü gibi gelmişti. Şimdi ise mutlu olan evliliklerini bir bebekle taçlandırıyorlardı. İkisi için de gerçekten mutlu oluyordum. Rüya, sana bir şey diyeceğim ama o konuda bana ısrarcı olmayacaksın. Arkadaşım kaşlarını çatıp tüm dikkatini bana verirken devam edip etmeme konusunda kararsızdım. Rüyaya bugün olanları anlatmak istiyordum ama peşini bırakmayacağını bildiğim için de tedirgin oluyordum. Eloş, söylesene amacım beni çatlatmak mı? Sitemli hali beni güldürürken derin bir nefes aldım. Bugün Ömer beni yemeğe davet etti. Tek nefeste söylediklerim üzerine rüya donup kaldı. Boş boş yüzüme bakarken tırsmaya başladım. Eğer rüyaya inme inerse Alp'in elinden kurtulamazdım. Rüya kendine gel. Beni Alp ile uğraştırma. Hala boş boş bana bakmaya devam edince uzanıp omzunu dürttüm. Kuzu kendine gel. Ha hangi Ömer? Kocaman açtığı gözleriyle konuşunca rahat bir nefes aldım. En azından tepki vermişti. Kaç Ömer tanıyoruz? Oha! Rüya yerinden fırlarken Kızım yavaş olsana diye bağırdım. Şaşkın arkadaşımın jetonu düşmüş olacak ki sakince yerine oturdu. Nasıl oldu? Ne dedi? Ömer'i ne zaman gördün? Hepsinin cevabını istiyorum. Eski rüya geri gelirken gözlerimi devirdim. Neden söylemiştim ki? Bugün Alp'i görmek için geldi. O toplantıda olduğu için ben misafir ettim. Sonra da yoğun olduğumuz için gitmeye karar verdi. Gitmeden önce de yemeğe davet etti. Rüya çığlık atarken kulaklarımı kapattım. Az önce zavallı kulaklarımı taciz etmişti. Sen ne dedin peki? Sence rüya dememle bir kez daha çığlık attı. Ya cırlayıp durmasana be zavallı kulaklarım. Rüya beni takmadan ayaklarını poposunun altında topladı. Sen şimdi Ömer'i ret mi ettin salak? Yorumuna gözlerimi devirirken omzumu sektim. Neden Ömer'in ayrıcalığı mı var? Eloş Ömer farklıdır. Rüya ciddileşince merakım arttı. Nasıl farklı? Tam olarak anlatamam. Çünkü çok zaman geçirmedim ama Alp'ten dinlediğim ve gördüğüm kadarıyla cidden farklı. 32 yaşında olmasına rağmen bir kere bile yanında kadın görmedim. Ve çok beyefendi bir adam. Belki de geydir. Rüya ciddi misin der gibi suratıma bakarken kahkahayı bastım. O da bana eşlik ederken deli gibi gülmeye başladık. Gülme krizimiz sakinleştiğinde Rüya yeniden arkasına yaslanıp ayaklarını bana uzaktı. Eloş o adam gay falan değil. Hem olsa neden sana çıkma teklif etsin? Çıkma ne be lisede miyiz? Ben yüzümü buruşturarak konuşurken Rüya kahkaha attı. Valla ben bilmem neredesiniz ama senden etkilendiği kesin. Daha önce Alp'ten hiçbir kadının olduğunu duymadım. Rüya'nın söyledikleri sessizliğe gömülmeme sebep oldu. 32 yaşında bir adamın hayatına kimsenin girmemiş olması saçmaydı. Belki de gizli yaşamayı seviyordu. Tercihleri farklı olsa benimle konuşmazdı. Sen ne garip bir adamsın Ömer. Huu uh, orada mısın? Rüya kulağımı bir kere daha taciz ederken homurdandım. Kızım sen kocan olmadan hiç çekilmiyorsun. Ay bence de. Ben kocamı özledim. Rüya, baygın gözleriyle düşüncelere dalarken gülmeden edemedim. Rüya ve Alp cidden garip bir çiftti. Ben onlar kadar birbirini tamamlayan ve bu kadar birbirine düşkün olan başka bir çift görmemiştim. Çalan telefonla masaya uzandım. Rüyalar alemi, kocan arıyor. Rüya hızla telefon alıp "Kocacığım." diyerek cevapladı. Cilveli hallerini eğlenerek izlerken Rüya ayağa kalkıp üst kata çıkmaya başladı. Salonda yalnız kalınca arkama yaslanıp gözlerimi kapattım. Rüyanın sözleri aklıma geldiğinde kendime engel olamadan telefonumu elime aldım. Arama motoruna Ömer Kılıç yazıp arattım. Önüme çıkan sonuçlardan ilkine tıkladım. Karşıma çıkan siteyi incelemeye başladım. Ritim gemicilik oldukça büyük bir firmaydı. Başarılarına şöyle bir göz atınca ağzım açık kaldı. Yaklaşık 20 yıl önce Bekir Kılıç tarafından kurulan firma zaman içinde başarılarını yukarı taşımış, ve gemicilik sektörünün en tepesine oturmuş. Şu an Osman Kılıç ve Ömer Kılıç tarafından yönetilen firma yurt dışında büyük başarılara imza atmaya devam ediyormuş. Ömer'in ve ona çok benzeyen bir adamın resmini yan yana gördüğümde bir süre resmi inceledim. Yanındaki adam da Ömer boylarında tıpkı onun gibi koyu renk saçlı ve mavi gözlüydü. Tek fark yanındaki adam ona göre biraz daha olgun duruyordu. Başka bir resimde yanlarında tıpkı onlara benzeyen ama daha küçük duran bir adam daha vardı. Sanırım Ömer'in kardeşleri vardı. Siteden çıkıp görsellere girdiğimde Ömer'in boy boy resimleri önüme dizildi. Birçok yerde çekilmiş fotoğrafı vardı ama hepsinde yalnızdı. Rüyanın söyledikleri bir kez daha aklıma gelirken sinirle telefonu kapattım. Sana ne Ela? Neden adamı araştırıyorsun ki? Rüya merdivenlerden inerken kendimi toparladım. Eğer Rüya adamın dikkatimi çektiğini fark ederse yakamı bırakmazdı. Varmış mı Alp? Evet direkt gümrüğe geçiyor dediğinde saate baktım. Bu saatten sonra pek bir şey yapabileceğini sanmıyorum. Ben de sanmıyorum ama o yine de şansını zorlayacak. Benden uzak durma hoşuna gitmiyor dediğinde aklıma gelen anıyla gülmeye başladım. Yine ne geldi aklına? Alp'in yurdu bastığı gün geldi dediğimde rüya da gülmeye başladı. Sevgililiklerinin ilk zamanında kavga etmişlerdi ve rüya telefonu kapatmıştı. Ben de sessize alıp ders çalıştığım için Alp ikimize de ulaşamamıştı. Gece yarısı saat 3'te alacakla gibi çalınan kapıyı açıp karşımızda Alp'i gördüğümüzde şok olmuştuk. Zavallı kocam bana ulaşamayınca delirmişti. O değil benim yüzümden güvenliği de hırpalamıştı. Rüyanın söyledikleriyle daha çok güldük. Yurdun girişinde duran erkek güvenlik görevlisini içeri girmek için hırpalamış. Binanın girişinde duran bayan güvenlikle de büyük bir kavga etmişti. Sonunda karakolda hesap verirken hala sana kendini affettirmeye çalışıyordu dediğimde Kahkahalarımız artarken geçmişin güzelliğiyle çevrelendik. Rüya ile beraber büyümek, Alp ile ilişkilerinde ilk günden beri yanlarında olmak çok güzeldi. İkisinin de her şeyini biliyordum. Tıpkı onların da benimkileri bildiği gibi. Güzel günlerdi. Rüya iç çekerek konuşurken çalan kapıyla sessizleştik. Biri mi gelecekti? Birlikte ayağa kalktık. Hayır. Rüya kapıya giderken ben de peşinden gittim. Kapıyı açtığında gördüğüm adamla donup kaldım. Ömer gülümseyerek kapıda duruyordu. Allah aşkına neden bu adamla hep yolum kesişiyor? Ömer hoş geldin. Rüya şaşkınlıkla konuşurken Ömer gülümsedi. Alp'le konuştuk aklı sende kalmış ben de kontrol etmeye geldim içi rahat etsin. Açıklamasıyla Rüya gözlerini devirdi. Abartmasa olmuyor. Hadi içeri gel bir kahvemizi iç. Ömer ayakkabılarını çıkarıp içeri girerken hoş geldin dedim. Keskin bakışları beni bulurken hoş buldum deyip doğruldu. Topuklu ayakkabılarım olmadan yanında daha küçük kaldığım için sinir oldum. Adam resmen dev gibiydi. Hep beraber içeri girerken rüya imalı bakışlarıyla bize süzüyordu. Ona kötü kötü baktığımda bana öpücük atıp siz oturun ben de kahve yapayım dedi. Ben yapardım. Yok ya ben yaparım. Koşar adımlarla mutfağa geçerken mecburen Ömer'le salona girdim. O oh, boş koltuklardan birine otururken ona en uzak köşeden birine geçtim. Beni sap gibi bırakıp gittiğinden beri nasılsın? Konuştuğunda mecburen ona baktım. Gözlerini üzerimden ayırmazken dudaklarında eğlendiğini belli eden bir gülümseme vardı. Sen gelene kadar gayet iyiydim. Cevabımla gülümsemesi genişledi. En azından sizden sana terfi ettim. Bu da bir şeydir. Verecek bir cevap bulamadığım için sessiz kaldım. Yalnız geçirdiğim dört senede benimle flört etmek isteyen birçok erkek olmuştu ama ilk kez Ömer kadar Direkt bunu yapan biri oluyordu. Böyle bir şey beklemediğim için afallasam da ona belli etmeden bakışlarımı kapalı olan televizyona çevirdim. Bana ne zaman cevap vereceksin Ela? Demek cevap istiyorsun. Usulca başını sallarken en soğuk bakışlarımı atıp hayır dedim. Ama neden? Demesiyle güldüm. Çünkü keyfim ve kahyası öyle istiyor. Ömer cevabımla bozulurken rüya içeri girdi. İkimize kahve verirken kendine havuç suyu almıştı. Çocukluğundan beri havuç suyunu çok severdi. Bu yüzden de her zaman evde bulundururdu. Nasılsın Ömer? Rüya'nın sorusuyla onlar sohbet ederken ben sessiz kaldım. Ömer'in işlerinden ve bugün bizim yaşadığımız sıkıntıdan konuşurlarken beni de dahil etmeye çalışsalar da ustaca ataklarını geri çevirdim. Bir anda sessizleşip rengi atan Rüya ile endişelendim. Rüya, iyi misin? Midem Rüya cümlesine devam edemeden hızla yerinden kalkıp lavaboya koşmaya başladı. Ömer endişeyle ayaklanırken ben de kalktım. Ne oldu birdenbire hastaneye gidelim mi? Telaşla bir bana bir de giden rüyaya bakarken gülümsedim. Hamileliğin ilk aylarında olur merak etme. Sen otur ben rüyaya nane limon kaynatayım midesine iyi gelir. Ömer kararsız gözlerle ayakla dikilirken onu boş verip mutfağa geçtim. Elime cezveyi alıp hızla nane limonu hazırladım. Fincana boşalttıktan sonra salona döndüm. Ömer hala ayakta dikiliyordu. Fincanı orta sehpaya bırakıp rüyanın peşinden gittim. Kapalı kapıyı tıklatıp rüya iyi misin canım diye seslendim. İyiyim geliyorum şimdi. Onu rahat bırakıp salona geri döndüm. İyi merak etme otur hadi derken ben de yerime oturdum. Çok geçmeden rüya salona geldiğinde rengi hala düzelmemişti. Kuzum gel otur. Sana nane limon kaynattım midene iyi gelir Rüya yorgun bir şekilde otururken fincanı alıp ona verdim. Dikkat et, sıcak. Üfleyerek bir yudum aldı. İyi misin Rüya? Hastaneye gidelim mi? Ömer telaşla konuşurken Rüya ona döndü. İyiyim Ömer, endişelenme. Bunlar normal şeyler. Lütfen Alp'e de söyleme. Evde olmadığı için panik yapar. Tamam, sen nasıl istersen. İkisi de sessizleştiğinde bir süre kimseden ses çıkmadı. Rüya bardağını bitirip kenara koyduğunda Biraz daha iyi misin diye sordum. İyiyim canım. Karışım iyi geldi. Teşekkür ederim." derken sadece gülümsedim. Ben kalkayım, sen de dinlen. Eğer bir şey olursa, saat kaç olursa olsun arayın, hemen gelirim. Ömer, kararsız kaldığını belli ederek yerinden kalktı. Tamam Ömer, merak etme sen. uğradığın için teşekkürler. Rüya kalkacakken onu durdurup ben kalktım. Sen otur, ben yolcu ederim. Rüya koltukta daha rahat bir pozisyon alırken ben salondan çıkan Ömer'in peşinden gittim. Askıdan montunu alıp giyindikten sonra bana döndü. Tıpkı sabah olduğu gibi dibime kadar girdiğinde kafamı kaldırıp sorarcasına gözlerine baktım. Eğer sana bıraktığım notu okuduysan ne kadar inatçı olduğumu biliyorsundur. Keyfini ve kahyasına söyle hayırı cevap olarak kabul etmiyorum. Tam cevap verecekken beklemediğim bir şey oldu. Ömer elini kaldırıp yüzme düşen perçemimi usulca kenara çekti. Sonra da Beni dolmuş bir şekilde arkasında bırakarak çekip gitti. İki saatlik blok dersten çıktığımda başım çoktan ağrımaya başlamıştı. Rüya mesaj yazıp ana kampüste beklediğini haber verdiği için adımlarımı o tarafa yönlendirdim. Üniversitedeki ikinci senemizde ve her şey yolunda gidiyordu. Rüya ile yurtta aynı odayı paylaşıyor, beraber derslerimize sıkıcı çalışıyorduk. Bir anda esen soğuk rüzgarla Titreyerek kabanıma biraz daha sarıldım. Hızlı adımlarla ana kampüse girerken çarpıştığım bedenle sendeledim. Düşmeyi beklerken kolumu kavrayan el sayesinde kurtuldum. Bakışlarımı elin sahibine çevirdiğimde karşılaştığım yakışıklı yüzle duraksadım. İyi misiniz? Duyduğum tok ses kulaklarımdan zehir misali sızarken derin bir nefes aldım. E, evet iyiyim. Hala kolumu tutan çocuktan kurtulmak için bir adım geri çekildim. Acelem vardı. O yüzden seni fark etmedim. Özür dilerim. Bu arada adım Kemal. Bir karşımdaki yakışıklı çocuğa bir de uzattığı eline baktım. Benden en az bir kafa boyu uzun olan adam sarışındı. Ona çok yakışan bal rengi gözleriyle o kadar dikkatli bakıyordu ki bir kez daha yutkundum. Önemli değil. Ben de dikkat etmedim. Ben de Ela. Uzattı elini sıktığımda bedenimden geçen titremeyle irkildim. Ondan neden bu kadar etkilendiğimi düşünürken elimi çekip İyi günler dedim ve kapıdan içeri girdim. Ela, bakar mısın? Kemal'in seslenmesiyle ona döndüm. Yüzünde atlandıramadığım bir ifadeyle bana bakıyordu. Buyurun. İlk görüşte aşka inanır mısın? Duyduklarım gözlerimin açılmasına sebep olurken anlamadım demeyi başardım. Kemal, aramızdaki kısacık mesafeyi kapatıp yaklaştı. Sana aşık oldum Ela. Hızla yaptığım yerden doğrulurken nefes nefese kalmıştım. Üzerimdeki saten geceliğim terlediğim için bedenime yapışmıştı. Derin nefesler alıp sakinleşmeye çalışırken çoktan gözyaşlarım akmaya başlamıştı. Kemal'in görüntüsü gözlerimin önünden gitmezken hızla yataktan çıktım. Kendimi banyoya attığımda suyu açıp üzerimdekileri çıkardım. Sıcak suyun altına girdiğim an duşa kabinin zeminine oturup dizlerimi kendime çektim. Tuzlu gözyaşlarım usulca yanağımdan süzülürken öylece akıp giden suyu izledim. Kemal'i aklımdan çıkaralı, Onunla yaşadığım her anıyı yok edili uzun zaman olmuştu. Hele rüyamda gördüğüm ve bir zamanlar mutlu olduğumuz anılar çok daha öncesinde o anıların sahibi tarafından yok edilmişti. Şimdi neden hepsini tekrar hatırlıyorum? Neden onu bünyemden kovalamak istedikçe daha çok içimde buluyorum? Ağzımdan çıkan hıçkırıklar sessiz banyonun duvarlarında yankılanırken öfkeyle dizime dişlerimi geçirdim. Hıçkırıklarımı bastırmak için sertçe ısırırken Canımın acıması gram umurumda değildi. Rüyamdaki görüntü tekrar tekrar aklımda oynarken kısacık bir an kendimi öldürmek istedim. Eğer nefes almayı bırakırsam tüm bu işkence biterdi. Bir daha ne o şerefsizi ne de bana yaşattıklarını düşünmezdim. Elbette ki bu düşünceyi hemen kovaladım. Dört senemi basit bir rüya yüzünden canıma kıymak için harcamamıştım. Onun yıktıklarını toparlamak en azından yaşayacak kadar toparlayabilmek için Koskoca dört yılımı harcamıştım. Yeri gelmiş psikologlara gitmiş. Yeri gelmiş rüyanın kollarında kendimden geçmiştim. Ama bitmişti. Ben bu lanetten kurtulmuştum. Peki o zaman neden şimdi hatırlıyorum? Buna verecek bir cevabım olmadığı için boş gözlerle hala akan suya bakmaya başladım. Bir an gözümün önünde canlanan keskin mavi gözlerle irkildim. Ömer'in delici bakışları suyun üzerinden beni seyrederken ellerim yumruk oldu. Hepsi onun suçuydu. O karşıma çıkıp aklımı karıştırdığı için oluyordu bunlar. Bir zamanlar yemin ettiğim, bir daha asla hissetmeyeceğim dediğim duygular beni ele geçirmeye çalışıyordu. Daha önce çok acı çeken benliğimse aynı hataya düşmemem için bana eskiyi hatırlatıyordu. Zihnim bana unutma demeye çalışıyordu. Sakinleşebilmek için ayağa kalkıp uzun uzun duş aldım. Üzerimden akan her su rüyamın ve düşüncelerimin üzerimde bıraktığı kötü etkiyi azaltırken zihnimi boş tuttum. Şu an düşünmek istemiyorum. Duştan çıktığımda bornozumu giyinip odama geçtim. Hızlıca iç çamaşırlarımı giyinip kalın bir tayt ve kazak giydim. Banyoya geri dönüp saçlarımı kuruttuktan sonra ortalığı toparladım. Odama dönüp yatağımı da düzelttim. Nasılsa bir daha uyuyamayacaktım. İşimi bitirdiğimde mutfağa geçip kendime sert bir kahve yaptım. Üzerime kalın bir hırka giyip Kahvemi aldım ve balkona çıktım. Kenardaki sandalyeye oturduğumda masadaki paketten bir sigara aldım. Sigarayı yakıp zehirli dumandan derin bir nefes çektim. Sinirlerim biraz daha gevşerken hala uykuda olan şehri seyrettim. Ek sigaram bittiğinde hızla ikincisini yakıp kahvemden bir yudum aldım. Beynimi kemiren düşünceler onları kilitlediğim yerden kurtulmak için fırsat kolluyordu ama müsaade etmedim. Hiçbir şey düşünmeden kahvemi Bitirene kadar sayamayacağım kadar çok sigara içtim. Güneş içimdeki karanlıktan habersiz gökyüzünü aydınlatmaya başlarken hala aynı umursamazlıkla uyanmaya hazırlanan şehri izliyordum. Güneş tamamen tepeye çıktığındaysa işe geç kalmamak için oturduğum yerden kalktım. Sıcak eve girdiğimde bedenim titremeye başladı. Balkonda kaç saat oturdum bilmiyorum ama otururken üşüdüğümü anlamamıştım. Kaloriferin yanına gidip ısınmak için yaslandım. Bedenimin titremesi geçtiğinde odama geçip dolabımı açtım. Bugün önemli misafirlerimiz vardı. O yüzden daha özenli giyinmek zorundaydım. Pantolon giymek istesem de askıdaki elbiselere bakıp bordo olanı aldım. Üzerimdekileri çıkarıp önce ten rengi çorabımı sonra da elbisemi giydim. Kayık yaka olan elbisenin üst kısmı fırfırlıydı. Bedenimi saran kumaşı dizlerime kadar iniyordu. Vakit kaybetmeden saçlarıma maşa yapıp açık bıraktım. Yüzümü fondötenle kapattıktan sonra İnce bir lekit çekip bolca rimel sürdüm. Dudaklarıma renksiz parlatıcımı da sürdüğümde hazırdım. Elbiseme uyan krem rengi omuz çantamı alıp eşyalarımı içine koydum. Aynada son kez kendime baktıktan sonra mutfağa geçtim. Kahvemi yapıp termos kupama doldurduktan sonra hazırladığım dosyaları da aldım. Siyah kabanımı giyindikten sonra ise elbisemle aynı renk olan topuklu botlarımı giyip evden çıktım. Şirkete geldiğim an kendimi Alp'in odasında bulmuştum. Hazırladığım dosyaların üzerinden geçip Korkut Bey'e yapacağımız sunumu gözden geçirdik. Kumaşların takıldığını öğrenen Korkut Bey, sorunu hallettiğimize inanmayıp bizi kontrole geliyordu. Alp bu tavrından hoşlanmasa da defileden önce bir aksiliğin çıkmasını istemediği için göz yumuyordu. Her şey tamam Ela. Alp arkasına yaslanırken Rüya oturduğu sandalyeden kalkıp yanıma geldi. Kuzum hadi senin odana geçelim. Tavrını anlam veremesem de takip ettim. Alpin odasından benim odama açılan kapıdan geçtiğimizde Rüya tekli koltuğa otururken ben masama geçtim. Alpin telekonferans görüşmesinin saatini bir kez daha kontrol edip arkama yaslandım. Dökül bakalım rüyalar alemin dediğimde Rüya'nın tedirgin bakışları beni buldu. Sabah işe geldiğimden beri Rüya kıvranıyordu. Benimle bir şey konuşmak istediğini anlasam da iş öncelikli olduğu için sorgulamamıştım. Şimdi kocasını bırakıp benim odamda oturduğuna göre konuşmak istiyordu. Dün akşam Ömer bize geldi dediğinde tek kaşımı kaldırdım. Rüyaların evinde Ömer'in benimle konuştuktan sonra çekip gitmesinin üzerinden koca bir hafta geçmişti. Bu bir haftada onu hiç görmemiştim. Benimle iletişime geçmek için herhangi bir girişimde de bulunmamıştı. Yani elbette ki onunla görüşmek istemiyordum ama o kadar iddialı laf edip bir anda ortadan kaybolması ciddi olmadığını anlamamı sağlamıştı. Bunun beni ilgilendiren tarafı ne? diye sordum. Rüya gözlerini kaçırdığında kaşlarım istemsiz çatıldı. Benim sevgili arkadaşım asla kimseden çekinmezdi ve kolay kolay gözlerini kaçırmazdı. Rüya kalbinden geçeni diline döken dost doğru biriydi. Ne lafı dolandırır ne de kaçamak cevaplar verirdi. Bize sana aşık olduğunu söyledi. Duyduklarımla kahkaha attım. Rüya bana uzaylı görmüş gibi bakarken karnım ağrıyana kadar güldüm. Eloş delirdi mi kuzum? Ay bak korkuyorum. Rüya endişeyle bana bakarken derin nefesler alıp kahkahamı bastırdım. Sabah sabah iyi güldüm rüya. Ela sen anlamadın herhalde. Şüpheyle yüzüm incelerken gülümsemem genişledi. Madem pek kıymetli Ömer Bey bana aşık olmuş bunu neden size söylüyor? Ayrıca koskoca adam liseliler gibi beni ilk gördüğü anda mı aşık olmuş? Ben alayla konuşurken rüyanın yüzü her kelimemde biraz daha asıldı. Ela neden imkansız bir şeymiş gibi konuşuyorsun? Sen genç, güzel, akıllı, ve kendi ayakları üzerinde duran bir kadınsın. Ömer'in dikkatini çekmen çok normal. Yapma Rüya, biraz gerçekçi ol. Artık 20 yaşında değiliz. Kim kime ilk görüşte aşık olur? Ömer sadece görünüşümden etkilendi ve bunu aşk sanıyor. Rüya dikkatle yüzüm incelerken sessiz kaldım. Bir süre sessizlik aramızda gezindi. Rüya hala beni izliyordu. Bense söylediklerine içten içe gülüyordum. Demek Ömer Bey bana aşık olmuş ha? En son ilk görüşte aşık olduğuna inandığımda her şeyimi kaybettim. Ela, neler düşündüğünü az çok anlıyorum ama bence Ömer'i bu kadar hafife alma. Seni cidden önemsiyor. Dün akşam bize sana ne olduğunu anlatmamız için yalvardı. Söyledikleri merakımı uyandırırken nasıl yani diye sordum. Gözlerin çok kırgın bakıyormuş. Neden öyle bakıyor diye sordu durdu. Ne Alp, ne de ben olanları anlatmadık. Bunu ancak senden öğrenebileceğini söyledik ve ne oldu biliyor musun? Rüya durak sayınca devam etmesi için sessizliğimi korudum. Ömer gözümüzün önünde kahroldu. Nedenini sorduğumuzda ise yanılmak istediğini, seni incitecek bir şeyler yaşamamış olmanı dilediğini söyledi. Bu adam sana cidden aşık Ela. Rüyanın söyledikleri kulaklarımda uğuldarken kafamı koltuğuma yasladım. Ömer'in gözleri bakıştığım tavanda belirirken ilk kez içim sessizdi. Normalde şimdiye kadar çoktan iç sesimin itiraz naraları yükselmiş olurdu. Oysa şimdi içimde kocaman bir sessizlik vardı. Ne aklım, ne mantığım, ne de iç sesim konuşmuyordu. Sözleşmiş gibi hepsi köşesine çekilmiş, beni büyük bir bilinmezliğin içinde bırakmışlardı. Elacığım, benim güzel arkadaşım. Artık kendine biraz izin ver. Mutlu olmak için, sevilmek için ve sevmek için. Bir ömür yalnız geçmez. Rüya çekinerek konuşurken hızla yerimden kalktım. Ben en son kendime izin verdiğimde ruhumu kaybettim Rüya. Şimdi bana kalanları da kaybetmek istemiyorum. Daha fazla konuşmasına izin vermeden hızla yerimden kalktım. Ben bir tuvalete gideyim. Aynı hızla odadan çıkarken Rüya arkamdan seslense de durmadım. Kendimi tuvalete attığımda sırtımı soğuk fayansa dayayıp sakinleşmeye çalıştım. Korkut Beyin şirkete girdiğine dair telefon alınca odamdan çıkıp onu karşılamak için asansörün önünde beklemeye başladım. Şirketimiz 50 katlı bir gökdelenin en üst katındaydı. Yönetim katı olarak misafirlerimizi burada ağırlıyorduk. Bir alt katımızda muhasebe ve finans bölümümüz vardı. Onun bir altındaysa elbiselerin hayata geçirildiği atölye bölümümüz vardı. Asansör kapısının açılmasıyla düşüncelerimi bir kenara bırakıp gülümsedim. Hoş geldiniz Korkut Bey. Hoş bulduk Ela. Korkut Bey beni süzerken huzursuz olsam da gülümsememi korumaya çalıştım. Korkut Bey yaklaşık iki yıldır bizimle çalışıyordu. Otuzlarının sonlarında olan adam şapkındı ve bunu belli etmekten de çekinmiyordu. Çalışmaya başladığımız andan beri sayamadığım kadar çok kez tekliflerini reddetmiştim. Yine de asılmaktan vazgeçmiyordu. Her gördüğümde biraz daha güzelleşiyorsun dediğinde sözlerini duymazlıktan gelip elimi uzattım. Alp Bey sizi toplantı odasında bekliyor buyurun. Bir süre daha bana baksa da sonunda yürümeye başladı. Arkasından sessizce ilerlerken toplantı odasının kapısında bekleyen Alp ve Rüya'yı gördüğümde rahatladım. Bu adamla yalnız olmaktan ciddi anlamda hoşlanmıyordum. Hoş geldiniz Korkut Bey Hoş bulduk Alp Bey. Beyler tokalaştıktan sonra Rüya ile de tokalaştı. Hep beraber toplantı odasına geçtiğimizde yerlerimize oturduk. Alp masanın başına otururken sağ yanına Rüya, sol yanına ben oturmuştum. Masanın diğer başında Korkut Bey, onun iki yanında ise diğer tasarımcılarımız vardı. Anlatın bakalım Alp Bey neler oldu? Alp gümrükteki sorunu nasıl çözdüğünü kısa bir özet geçtikten sonra bir süre Korkut Bey'in gereksiz sorularını cevapladı. Adam sanki uyuzluğuna yapıyormuş gibi abuk subuk sorular soruyordu. Soruları bittiğinde Alp defile için düşündüklerini anlatmaya başladı. Uzunca bir süre defileden, koreografiden, çıkacak mankenlerden ve mekanın oturma düzeninden konuştuktan sonra kaba taslak bir anlaşma sağlandı. Konuşulanları tek tek not aldıktan sonra toplantının bitmesiyle Alp'ten müsaade isteyip toplantı odasından çıktım. O adamla daha fazla bir arada kalmak istemiyordum. Odama geldiğimde hızla masama oturup aldığım notları temize çektim. Tam bitirdiğim sırada kapım tıklatılıp açıldı. Alp içeri girdiğinde yerimde doğruldum. Ela korkut gitti. Giderken de yeni manken ajansı diye tutturdu. Şu verdiği irtibat numarasından konuşup randevu alır mısın? Uzattığı kağıdı aldım. Tamam Alp Bey yarını ayarlamaya çalışırım. Tamamdır. Alp odamdan çıkmak için kapıya giderken durup bana döndü. Ela. Efendim. Alp gözlerime baktıktan sonra. Ömer kimseye benzemez. Onu başkalarıyla, özellikle de o döl israfıyla bir tutma. Ömer başkadır, dedi ve göz kırpıp odadan çıktı. Arkama yaslanırken boş gözlerle Alp'in kapattığı kapıya baktım. Bugüne kadar Rüya'nın bana direttiği ya da benimle görüşmek isteyen hiç kimse için böyle bir şey söylememişti. Alp her daim beni bir kız kardeş gibi görmüştü. Hatta onların yanına ilk geldiğim zaman beni görünce delirmiş ve Kemal'i dövmek için İstanbul'a gitmeye kalkmıştı. O gün ona gitmemesi için Rüyayla, tonla dil dökmüştük. O zamandan beri de beni hep korumuştu. Özellikle de erkek ırkına karşı. Şimdi Ömer için neden böyle diyordu? Arkadaşı olduğu için mi yoksa söyledikleri doğru olduğu için mi? Saçmalama Ela. Alpin başka arkadaşları da seninle ilgilendi ama hiçbiri için böyle bir şey demedi. Beni paylayan iç sesime hak verirken yerimde doğruldum. Düşünmemek için kendime oyalanabileceğim işler çıkardım. Telefonumu bağladığım hoparlörden yayılan müzik. Evin içinde yankılanırken uzandığım koltuğa biraz daha yayılıp kahvemi yudumladım. İşten eve geldiğimde yiyecek bir şeyler hazırlamış. Karnımı doyurduktan sonra da kendimi salondaki koltuğa atmıştım. Müzikler peş peşe çalarken benim kulaklarımda Alp'in söyledikleri dolanıyordu. Normalde kimsenin bu konudaki görüşünü önemsemezdim. Ama dört yıldır ilk kez biri için görüş bildiren Alp yüzünden kafam istemsizce karışmıştı. Telefonumu elime alıp Ömer'in adını yazdım. Önüme çıkan resimlere bakarken Alp ve Rüya'nın bahsettiği farklılığı görmeye çalışıyordum. Neyi farklıydı bu adamın? Kimsin sen Ömer? Kendi kendime mırıldanırken aklımı bu kadar kurcalaması korkularımın gün yüzüne çıkmasına sebep oluyordu. Sanki Ömer içime sızmıştı ve kendime koyduğum her kuralı inatla yıkmaya çalışıyordu. Kapının çalmasıyla yerimden kalktım. Sanırım çöp saati gelmişti. Bugün çöp yok Ferdi abi Konuşarak açtığım kapıya bakışlarımı çevirdiğimde donup kaldım. Ömer elinde bir tane gülle bekliyordu. Mavi gözleri dikkatle yüzüme bakarken dudaklarında tedirgin bir gülümseme vardı. Senin burada ne işin var? Ömer şaşkınlığımdan yararlanıp ayakkabılarını çıkardı ve içeri girdi. Bir haftadır seni göremiyorum. Gündüz iş yerine gelecektim ama yoğundum. Ben de yarını beklemek yerine kahveni içmeye geldim. Kendi evindeymiş gibi montunu çıkarıp salona giren adamı olduğum yerde şaşkınlıkla izliyordum. Kapıyı kapat da ev soğumasın dediğinde öfkelendim. Bu kendini ne sanıyor? Kusura bakmayın Ömer Bey ama müsait değilim. Resmi bir şekilde konuşurken kapıyı açık tuttum. Hemen şimdi gitmeliydi. Ömer ifadesizleşen yüzüyle elindeki gülü orta sehpaya bırakıp yanıma geldi. Ben gitmek için hamle yapmasını beklerken o tuttuğum kapıyı kapattı. O kahveyi içmeden gitmeyeceğim güzelim. İnatlaşırsan sabaha kadar burada durmam gerekir ki bu benim işime gelir. Ömer'in arsız sözleriyle dişlerimi kırılacak kadar sıktım. Sen ne biçim adamsın ya? Kovuyorum yine de gitmiyorsun. Yüzsüz müsün? Aramızdaki mesafeyi kapattığında az önceki sinirimden eser kalmadı. Eğilip yüzünü yüzüme hizaladığında panik oldum. Öpecek miydi? Yüzsüz değilim. Sadece istediğim şeyi almak için mücadele etmeyi seviyorum. Söylediklerin tek kelimesini anlamazken geri çekilmesiyle rahat bir nefes aldım. Az önce kitlenen beynim işlevine geri dönerken söylediklerini içimden tekrarladım. Ömer sanki az önce ona çemkiren ben değilmişim gibi sehpaya bıraktığı gülü alıp bana döndü. Aslında sana kocaman bir buket alacaktım ama sadelikten hoşlanan biri gibi geldin. O yüzden senin gibi güzel tek bir gül aldım. Ben te teşekkür ederim. Ne saçmaladığımı fark ettiğimden kendimi yumruklamak istedim. Teşekkür ederim ne ya? Kendine gelseni salak ve ondan hemen kurtul. Mantığım sonunda devreye girdiğinde rahat bir nefes aldım. Daha fazla burada dikilmenin bir anlamı olmadığı için Ömer'in yanına geçtim. Hiç gerek yoktu zahmet etmişsiniz. Derken gülü almadan mutfağa geçtim. Kahveniz nasıl olsun Ömer Bey? Ona döndüğümde şaşkın bakışlarıyla beni izliyordu. Mavilerinin rengi an be an değişirken yüzünü ifadesiz tuttu. Sade. Elindeki gülü yeniden sehpaya bırakıp koltuğa oturdu. Onu umursamadan Malzemeleri çıkarıp iki sade kahve yaptım. Pişen kahveyi fincanlara koyduktan sonra yanına su ve kuş lokumu koydum. Tepsiyle beraber salona geçtiğimde sehpaya elimdekileri bıraktım. Ömer eğilip kahvesini aldığında ben de kendi kahvemi alıp köşedeki tekli koltuğa geçtim. Kahvesinden bir yudum alan Ömer ellerine sağlık çok güzel olmuş dediğinde sadece başımı salladım. Ela bu kadar sinirlenmene gerek yok. Sadece bir kahve içmeye geldim. Evet, habersiz geldiniz ve müsait olmadığımı söylememe rağmen gitmiyorsunuz. Ömer başını arkaya atıp gür kahkahasını attığında sessizce onu izledim. Arkaya düşen başı, kısılan gözleri ve ortaya çıkan bembeyaz dişleriyle güzel gülen bir adamdı. Cidden Meyla, çocuk gibi sizli bizli konuşup devamlı inatlaşacak mıyız? Sözleri öfkemi parçalarken dik dik suratına baktım. Hayır, ne bu özgüven arkadaş? Yani sana bu cesareti kim veriyor? Ne istiyorsun Ömer? Ders ders konuştuğumda Ömer bir süre bana baktı. Sonra da koltuğundan kalkıp oturduğum yerin önüne gelip dizlerinin üstüne çöktü. Seni tanımak, seninle yemek yemek, sana kendimi anlatmak istiyorum. Gözleri o kadar içten ve samimi bakıyordu ki bakışlarımı kaçırdım. Sanki gözleri gözlerimi bir şeylere ikna etmeye çalışıyordu. Bundan kaçışımın olmadığını bildiğim için yenilmişliği kabul ettim. Madem öyle tamam yiyelim bakalım şu yemeği. Sözlerim aramıza bomba gibi düştü. Ömer şaşkın gözlerle beni izlerken sessizce kendisine gelmesini bekledim. Sanırım bir anda davetini kabul etmemi beklemiyordu. Sen ciddi misin derken hala şaşkınlığını atamamıştı. Evet ciddiyim. Ha diyorsun ki davetim artık geçerli değil canıma minnet. Açıkçası çok da meraklı değilim seninle yemek yemeye. Sözlerim üzerine kaşları çatılırken Ciddi olup olmadığımı anlamak için bakışları yüzümde gezindi. Madem istemiyorsun neden kabul ettin? Bıkkınca nefesimi bıraktım. İstediğimi almadan peşini bırakma, inatçıyım diyen sendin. Ne kadar çabuk yersek bu yemeği o kadar çabuk senden kurtulurum. Ömer sessizliğe gömülürken usulca önümden kalktı. Elbetli bedeni önümde yükselirken ona bakmak yerine kahve fincanımı izledim. Ömer'in acımasız sözlerim üzerine gitmesini beklerken o eski yerine oturdu ve kahvesini eline aldı. Bacak bacak üstüne atıp keskin bakışlarını üzerime diktiğinde çığlık atmamak için kendimi zor tuttum. Bu adam hiç vazgeçmez miydi? Söylesene Ela kendini bu şekilde mi koruyorsun? Sırıtarak söyledikleriyle kaşlarımı çattım. Ne demeye çalışıyorsun? Yüksek ihtimalle biri kalbini çok kırmış ve seni incitmiş. Sen de şimdi kendini sivri dilin ve soğuk tavırlarınla korumaya çalışıyorsun. Öfkeyle yerimden fırladım. Sen kendini ne sanıyorsun? Daha hiçbir halt bilmeden Hangi hakla ahkam kesiyorsun? Defol git evimden Ömer, hemen şimdi. Ben karşısında öfkeyle bağırırken o hiç istifini bozmadan kahvesini fondip yapıp ayaklandı. Tam karşıma geldiğinde gülümseyerek bana baktı. "Bir kadına öfkelenmenin bu kadar yakıştığını ilk kez görüyorum Ela." Sözleri sinirlerimi ince hoplatırken dış kapıya yöneldi. Gittiği için bedenim rahatlarken sessizce montunu giyip kapının önündeki botlarını giymesini izledim. Eşini bitirip bana döndüğünde yüzünde hala aynı gülümseme vardı. Kahve için teşekkür ederim güzelim. Yarın akşam seni yedide alırım. İyi geceler. Ömer gitmek için arkasını döndüğünde kapıya yaklaştım. Tam kapatacakken seslenmesiyle duraksadım. Ela. Efendim. Gözlerime anlamadığım bir duyguyla baktıktan sonra genişçe gülümsedi. Bensiz geçen son günlerinde bol bol uyu güzelim. Ben hayatına girdiğim an gecelerini benimle konuşarak geçireceksin dedi ve beni donmuş bir şekilde bırakıp gitti. Şaşkınlıkla boş koridoru izlerken az önce olanların gerçek olup olmadığını sorguladım. İç dünya bana Ömer'in gerçek olup olmadığını sorgulatmaya başladı. Cidden bu adam nasıl biri böyle? Daha önce bu terslemelerimi aldırmayan biriyle karşılaşmamıştım. Genelde ben bir iki iğneli laf sokardım karşımdaki de vazgeçerdi. Ama Ömer sanki tüm bildiklerimi unutturmak istiyormuşçasına ezberimi bozuyordu. Bildiğim tüm yöntemlerin suya düştüğünü hissederken Panikle hala açık olan kapıyı kapattım. Ben hangi akla hizmet bu adamın yemek davetini kabul etmiştim? Daha ilk gördüğüm an farklı olduğunu sezmişken onunla baş edebileceğimi nasıl düşündüm? İçimi tarifsiz bir korku kaplarken hızla balkona çıktım. Sigaramdan bir dal alıp yakarken kendimi boş bir çuval misali sandalyeye bıraktım. Ömer hayatıma girdiğinden beri sigarayı da Normalde günlerce aklıma gelmeyen sigara bu ara elimden düşmez olmuştu. Beş beşe birkaç sigara içerken deli gibi ne yapabileceğimi düşündüm ama aklıma tek bir fikir bile gelmedi. Yemeğe gitmemeyi düşünsem de hemen vazgeçtim. Ömer'i biraz tanıdıysam ben kabul etmişken sözümden dönmeme izin vermezdi. Kalbim panikle çırpınırken yarısını içtiğim sigarayı söndürüp içeri girdim. Kenarda duran telefonumu alıp hızla Rüya'yı aradım. Çok çalmadan cevapladı. Efendim Eloş. Rüya ben bir halt yedim. Telaşla konuştuğumda kısa bir an sessizleşti. Sakin ol da anlat bakalım ne halt yedin. Konuşurken gelen seslerden o da değiştirdiğini anladım. Sanırım Alp'in yanından uzaklaşmıştı. Ömer'in yemek davetini kabul ettim. Gözyaşlarım ucuna kadar gelirken Rüya'nın çığlığı yüzünden telefonu kendimden uzaklaştırdım. Kızım bu harika bir şey çok sevindim. Canım arkadaşım telefonun diğer ucunda sevinç nidaları atarken gözümden düşen yaşları engel olamadım. Rüya... Sesim öylesine çaresiz çıkmıştı ki anında sesi kesildi. Ela sen iyi misin canım? Rüyanın şefkatiyle musluklarım tamamen açılırken ağlamaya başladım. Açkırıklarımın arasında zorla bu akşam olanları anlattığımda rüya sessizce dinledi. Anlatacaklarım bittiğinde aramızdaki sessizliği bozan tek şey hıçkırıklarımdı. Ela sakinleş ve beni dinle. Rüyayı duysam da söylediğini yapacak gücüm yoktu. Ela Öztürk hemen o sümüklerini sil ve kendine gel. Avazı çıktığı kadar bağıran rüyayla bir anda kendime geldim. Açık durması için nefesimi tutarken gözyaşlarımı hızlıca sildim. Güzel. Şimdi gidip elini yüzünü yıka ve kendini toplamış olarak telefona dön. Bekliyorum. Rüyanın verdiği direktifi yerine getirirken kendimi otomatik pilotta gibi hissediyordum. Sanki ruhum kenara çekilmiş, beni içgüdülerimin tek düze yaşamına bırakmıştı. Banyoya girip yüzüme birkaç kez soğuk su çarptıktan sonra kendimi daha iyi hissediyordum. Yüzümü kurulayıp aynaya baktığımda şimdiden kıpkırmızı olan gözlerimle karşılaştım. Normalde bu kadar çabuk çözülen biri değildim ama bu aralar sanki gözyaşlarım akmak için fırsat kolluyordu. Sanırım terapistimle yeniden görüşsem iyi olacaktı. Salona döndüğümde telefonu alıp geldim dedim. Beni bekleyen rüya derin bir nefes alırken sessiz kaldım. Daha iyi misin canım? İyiyim. Bir kez daha sessizleştik. Ela sen güçlü bir kadınsın. Birçok zorluktan geçmiş. Birçok acıyla sınanmış ama hepsiyle bir şekilde baş etmeyi başarmış çok güçlü bir kadınsın. En ufacık şeyde oturup ağlamak yerine kim olduğunu hatırlamanın zamanı geldi. Rüyanın sözleri beynime balyoz gibi inerken haklı olduğunu biliyordum. Evet Ömer çok iyi biri ve onunla olmanı gönülden isterim ama eğer sen istemiyorsan diğerleri gibi onu da geri çevirebilirsin. Ağlayıp sızlanmak yerine oldukça zeki olan beynini kullan güzelim olur mu? Sözleri üzerine ikimiz de gülmeye başladık. Sanki çok komik bir espri yapmış gibi karnım ağrıyana kadar gülmüştüm. Teşekkür ederim rüyalar alemim. Her zaman eloşum. Git ve o egolu Laza kim olduğunu göster bebeğim. Rüya telefonu kapatırken bir kez daha güldüm. Günlerdir benden çok uzakta olan özgüvenim yeniden beni bulurken içten içe rüyaya minnet duydum. İçimdeki sıkıntının dağıldığını hissederken kahve bardaklarını toplayıp mutfağa geçtim. Tezgahımı da toparladıktan sonra uyumak için odama geçtim. Biraz uyumalı ve dinlenmeliydim. İşten yorgun bir şekilde eve geldiğimde kendimi direkt duşa attım. Sıcak su yorgun bedenime iyi gelirken uzun bir süre duşun altında kaldım. Akşamki yemek için zırhımı kuşanırken parmak uçlarım buruşana kadar suda kaldım. Sonunda kendimi hazır hissettiğimde duştan çıktım. Bornozumu giyinip saçımı havluyu bağladıktan sonra mutfağa geçip kendime sert bir kahve yaptım. Kahvemi içerken dünün aksine kendimi oldukça rahat hissediyordum. Elbette bundaki en büyük pay rüyanındı. Benimle iş yerinde konuşmuş ve kendimi iyi hissetmemi sağlamıştı. Saatin altıya geldiğini gördüğümde uzandığım koltuktan kalkıp odama geçtim. Beyaz bir iç çamaşırı takımı çıkardım. Kıyafetlerime bakıp bir süre düşündükten sonra çok özenmemek için pantolon ve kazakta karar kıldım. Nereye gideceğimi bilemesem de kombinim her yere uyum sağlayabilirdi. Bedenim çoktan kuruduğu için bornozumu çıkartıp et çamaşırlarımı giydim. Sütyenimin askılarını çıkardıktan sonra kıyafetlerimi giydim. Çıkardığım kareli pantolonumu ve beyaz kazamı giydim. Kazamın önünü pantolonumun içine sokup bir omzunu düşürdüm. Kemerimin tokasını da düzelttiğimde banyoya geçtim. Saçlarımı iyice kuruttuktan sonra düzleştirip kendi haline bıraktım. İş dışında çok fazla makyaj yapmayı sevmediğim için sadece rimel, ve renksiz parlatıcımı sürdüm. Hazırlığımı bitirince odama geçip giyineceğim botlarıma uygun siyah çantamı çıkardım. Eşyalarımı içine koyduktan sonra şapka ve boyunluğumu aldım. Akşam üzerinden beri lapa lapa kar yağıyordu ve Ankara şimdiden beyaza bürünmüştü. Saate baktığımda biraz zamanımın olduğunu gördüm. Kabanımı alıp üzerime giydikten sonra balkona çıkıp yağan karı izlemeye başladım. Hava karardığı için net olarak görülmese de Sokak lambasının ışıklarından süzülen karlar büyüleyici gözüküyordu. Saatin geldiğini fark edince içeri girdim. Parfümümden sıkıp aşağı inmek için kapıya yöneldim. Tam çantamı aldığım sırada çalan kapıyla kaşlarımı çattım. Kim olduğunu düşünerek açtığım kapıda Ömer elinde yine tek bir gülle bekliyordu. "Neden bu kadar şaşırdın? Geleceğimi biliyordun." Girizgahına gözlerimi devirirken ayakkabılıktan botlarımı aldım. "Yukarı çıkmana gerek yoktu, ben aşağı inecektim." Botlarımı giyerken kurduğum cümle karşısında sessiz kaldı. Fermuarımı çekip doğrulduğumda beni izlediğini gördüm. Dikkatli bakışlarının altında boyunluğumu ve şapkamı da taktım. Senin gibi güzel bir kadını kapısından almalıydım. Bu senin için. Elindeki gülü bana uzattığında alıp tebessüm ettim. Teşekkürler ama her seferinde bana gül almak zorunda değilsin. Ömer sözlerime gülerken evin kapısını çektim. Önden buyurun. Asansöre bindiğimde o da peşimden içeri girdi. On katlı bir apartmanın en üst katında oturduğum için devamlı asansör kullanmak zorundaydım. Normalde merdivenleri daha çok sevsem de on kata çıkacak kadar delirmemiştim. Nasılsın? Ömer'in konuşmasıyla fazla sessiz kaldığımı fark ettim. İyiyim, sen? Seni gördüğüm an çok iyi oldum. Gözlerine baktığımda parladıklarını gördüm. O parıltılar bana sözlerinin gerçek olduğunu hissettirirken bakışlarımı kaçırdım. Gerçek olsa ne değişecekti ki? Duran asansörden çıktığımızda Apartmanın giriş merdivenlerinden indik. Kapının önünde siyah şık bir araba duruyordu. Ömer adımlarını hızlandırıp arabanın kapısını açtı. Sessizce ön koltuğa oturduğumda kapıyı kapatıp kendi tarafına dolanıp yerine oturdu. Kemerini bağlar mısın? Uyarısıyla söylediğini yaparken o da kemerini takıp arabayı çalıştırdı. Nereye gideceğiz? Bakışlarını kısa bir an yoldan ayırıp bana baktı. Sürpriz. Ben sessizliğimi korurken ozanıp radyoyu açtı. Rastgele bir kanalda durduğunda arabanın içini dolduran yabancı şarkıyı dinlemeye başladım. Fon müziği bile sakladığım duygularıma ulaşırken sözlerini merakla bekledim. Sözleri başlayan şarkıyı tanıdığım an burukça gülümsedim. Bir zamanlar bu şarkıyı çok fazla dinlerdim. Şarkıyı söyleyenin güzel sesi arabanın içinde yankılanırken duyduğum sözlerle bakışlarım istemsiz olarak Ömer'e kaydı. Şarkının her kelimesi içimde yankılanırken hızla uzanıp radyoyu kapattım. Daha önce bu şarkının içime bu kadar işlediği olmamıştı. Sevmedin mi? Ömer bir bana bir yola bakarken bakışlarımı cama çevirdim. Hayır tam tersine çok severim. Sanırım kötü şeyler çağrıştırıyor. Tespitiyle yeniden sessizliğe büründük. Şarkıyı kapatmama rağmen aynı sözler zihnimde yankılanırken bir kez daha Ömer'e baktım. Neden sözleri bana onu çağrıştırıyordu? Ruhumun daraldığını hissederken camı araladım. Ela hava çok soğuk hasta olursun. Ömer'in uyarısıyla öfkelendim. Çocuk değilim. Terslemem üzerine yeniden sessizliğe gömüldü. Yolun geri kalanı boyunca açık kalan cam hiçbir fayda sağlamadı. Ömer arabayı park ettiğinde hızla arabadan inip derin bir nefes aldım. Zihnimde hala aynı sözler dönüyordu ve ben çıldırmak üzereydim. Ömer yanıma geldiğinde kendimi toparlayıp etrafa bakındım. Restoran nerede derken binaların etrafına bakındım. İşte sürprizim. Sana kendi ellerimle yemek yapacağım. Bu benim için çok özel çünkü ailemden sonra yemeklerimi yiyecek ilk kişisin. O konuşurken boş boş yüzüne baktım. Sözlerini idrak etmem birkaç saniyemi aldı. Anladığım şeyler, yatışmayan öfkemi perçinlerken onu olduğu yerde bırakıp arkamı döndüm ve yürümeye başladım. Hey hey, neler oluyor? Neden kızdın? Ömer kolumu tuttuğunda ona dönüp gözlerine öfkeyle baktım. Kolumu sertçe çektiğimde direkt bıraktı. Sen beni ne sanıyorsun? Boşandığım için kendimi hemen senin kollarına atacağımı mı sandın? Sözlerimle Ömer'in gözleri şaşkınlıkla büyüdü. Ben devam etmesine izin vermedim. Bana bak Ömer Efendi. Beni çevrendeki kadınlarla karıştırma. Senin gibi kaçı geldi karşıma haberin var mı? Sırf boşanmış olduğum için beni istedikleri gibi yataklarını alabileceklerini sanan her pisliğe haddini bildirdim. Daha fazla onunla aynı alanda durmak istemediğim için bir kez daha arkamı döndüm. Öfkeli adımlarla ilerlerken Beni durduran kolla öfkeden çığlık atasım geldi. Ömer hızla beni kendine çevirdiğinde karşılaştığım gözleriyle irkildim. Mavileri koyulaşmıştı ve öfke kıvılcımları harelerinde dans ediyordu. Öncelikle özür dilerim Ela. Sana sormadan böyle bir şey yapmamalıydım. Ama rahat olalım istedim. Bir restoranda çevremizde onca insan varken birbirimizi tanıyamayız diye düşündüm. Sıkılı dişlerinin arasından tane tane konuşurken öfkemin dinmeye başladığını hissettim. Yalnız bir şey anlaman lazım. Ben senin çevrendeki şeref yoksunlarına benzemem. Bir kadını yatağa atmak için çirkin oyunlar oynamam. Ayrıca senin boşandığını da az önce öğrendim. Sözleriyle gözlerim şaşkınlıkla açıldı. Rüya ve Alp'in hikayemi anlatmadıklarını biliyordum. Ama en azından boşandığımı söylemişlerdir diye düşünmüştüm. Ömer kolumu bıraktığında öfkeyle ellerini saçlarından geçirdi. Fazla ileri gittiğimi anladığım an içimi kaplayan pişmanlıkla gözlerimi kaçırdım. Ben sadece Ela Öztürk olduğunu, grafiker olmana rağmen Alpin asistanı olduğunu ve Rüya ile listeden beri arkadaş olduğunu biliyorum. Sözleri pişmanlığımı perçinlerken sessiz kaldım. Rüya ve Alp'ten seninle ilgili bir şeyler öğrenmeye çalıştım ama merak ettiklerimi ancak senden öğrenebileceğimi söylediler. Ben de sabırla yemek davetimi kabul etmeni bekledim. Seni tanımak için. Özür dilerim. İleri gittim. Ömer sessizliğini korurken daha fazla konuşmadım. Öylece yolun ortasında dikilirken kar yağmaya devam ediyordu. Tamam hadi gel yakınlarda güzel bir restoran var oraya gidelim. Ömer arabaya doğru yürürken kararsızlıkla arkasından baktım. Buna pişman olacağımı bilsem de vicdanım baskı yapıyordu. Hadi evine çıkalım şu ailenden başka kimsenin yemediği yemeği merak ediyorum. Sözlerim üzerine bana döndü. Ciddi misin? Evet. Ömer sinirli halinden sıyrılıp gülümserken ben de gülümsedim. Hadi gel Eliyle yolu gösterdiğinde sakin adımlarla yürümeye başladım. Adımlarım ne kadar sakinse, kalbim o kadar telaşlıydı. Bir restorana gitsek normal bir yemek olacaktı ama evinde onun pişirdiği yemekleri yemek özeldi. Eğer dilimi tutup saçma bir şekilde çıkışmasaydım şu an bu yemekten kaçabilirdim. Apartmandan içeri girdiğimizde kalbim ağzıma fırladı. Sakin durmak için tüm çabamı harcarken Ömer asansörün düğmesine bastı. Gelen asansöre bindiğimizde Bastığı 21. kat düğmesiyle asansör hareket etti. Aramızdaki sessizlik beni her geçen an biraz daha gererken duran asansörün çıkardığı sesle irkildim. Ömer kısa bir an bana baksa da kabinden çıkıp bekledi. Derin bir nefes alıp ben de peşinden çıktım. Durduğumuz koridorda iki kapı vardı. Biri camdı ve binanın çatısına açılıyordu. Diğeri ise Ömer'in evinin kapısıydı. Ömer kapıya gidip anahtarla açtığında bana döndü. Tedirgin olmana gerek yok Ela. Sadece yemek yiyeceğiz ve istediğin an seni itiraz etmeden evine geri götüreceğim. Sözleri ve samimi bakışı kalbimi rahatlatsa da ayaklarım geri gitmem için haykırıyordu. Kapının önüne geldiğimde elini uzatıp "Geç lütfen." dedi. Botlarımı çıkarıp içeri girdiğimde arkamdan o da girdi. Kendine ve bana terlik verdiğinde önüme bıraktığı kocaman erkek terliklerine baktım. Kusura bakma. Evimde kadın terliği yok ama en kısa sürede senin için alacağım. Hoş, sen panduf giymeyi daha çok seviyorsun. Söyledikleriyle gülümsedim. Panduf giydiğime dikkat etmişti. Önemli değil. Terlikleri giydikten sonra Ömer'i bekledim. O önden giderken ben de onu takip ettim. Kısa holün sonunda kapıdan girdiğimizde ferah salonla karşılaştım. Evdeki her şey siyah beyazdı ve her yerde Beşiktaş amblemleri vardı. Sanırım koyu Beşiktaşlısın. Sorumla gözleri parladı. Evet hiçbir maçını kaçırmam. Sen hangi takımlısın? Ölümüne Galatasaray dediğimde suratı asıldı. Belki bir gün benim için Beşiktaşlı olursun. Hiç şansın yok dememle gür bir kahkaha attı. Desene derbilerde çok kavga edeceğiz. Ömer'in sözleriyle bakışlarımı kaçırdım. Ben ne yapıyorum? Burada durmuş. Adam yıllardır sevgilimmiş gibi onunla takım kavgası yapıyorum. Yemeğe geçsek mi? Tabii gel mutfağa geçelim. Ömer'i takip ederken sessizce etrafı inceledim. Duvarları beyaza boyamıştı ve tüm mobilyası siyah renkteydi. Evi bir erkeğe göre Oldukça topluydu ve zevkli döşenmişti. Biraz küçük ama bu stüdyo daireyi seviyorum. Ömer'in sözleriyle gülümsedim. Evi gerçekten güzeldi. Mutfağa girdiğimizde Ömer'in her şeyi hazırladığını gördüm. Malzemeler pişmek için tezgahın üzerine bekliyordu. Sen gel otur ben hemen yapmaya başlıyorum. Ada tezgahındaki bar taburesine oturduğumda Ömer şarap alır mısın diye sordu. Hayır içkiden nefret ederim. Tamam o zaman kaldırıyoruz. Elindeki şişeyi alt dolaplardan birine koydu. Sen içebilirsin. Benim yüzümden keyfini bölme. Eğer sen nefret ediyorsan artık içmiyorum demektir. Zaten çok düşkün değilimdir. Binde bir içerim. İnce tavrı hoşuma giderken sessiz kaldım. Ömer aşçı edasıyla kenardaki siyah önlüğü alıp bağladı. Üzerinde gördüğüm amblemle güldüm. Adam cidden dili beşik taşlıydı. Ömer tencereyi ocağa koyarken merakla menüde ne var diye sordum. Mercimek çorbası, özel sosumla marine edilmiş biftek, patates püresi, buharda sebze, pilav ve elbette ki salata. Kaşlarım havalanırken şaşkındım. Pilav yapabiliyor musun? Evet, hem de tane tane. Ben gülerken o işine kaldığı yerden devam etti. Bu arada sormadın ama bir haftadır seni göremememin sebebi Trabzon'da olmamdı. Bir sorun mu var? Ömer çorbanın malzemelerini koyup pişmeye bırakırken beni cevapladı. Gemilerin birinde sorun çıkmış. Abim çözemeyince beni çağırdı. Halledebildiniz mi? Evet, hallettik. Biraz uğraştırdı ama sorun çözüldü. Sevindim. Aramızda yeniden bir sessizlik oluşurken ne diyeceğimi bilemedim. Bu arada abimin adı Osman. 10 yıllık evli, 9 yaşında bir oğlu ve 3 yaşında dünyalar tatlısı bir kızı var. Gülümseyerek anlattıklarını aynı gülümsemeyle dinledim. Demek amcasın. Amcayım ve çok mutluyum. İkisi de benim için çok değerli. Hele cimcimeyi bir görsen pek bir nazlanır bana. Ömer'in anlattıklarıyla gözümün önünde ona hayran hayran bakan küçük bir kız çocuğu belirdi. Şanslısın. Güzel bir ailen var. Şanslıyım. Bir de erkek kardeşim var. Adı Ali. Ailenin en küçüğüdür ve tam bir fırlamadır. Resimdeki genç çocuk gözümde canlanırken kıkırdadım. Anneyle baba? Sorumla kısa bir an duraksasa da sebzeleri doğrama işine geri döndü. Annem, abimler ve Ali hepsi beraber yaşıyor. Babam da yüksek lisansımı bitirdiğim sene vefat etti. Başın sağ olsun. Ömer sadece başını sallarken işine devam etti. Bir saatin sonunda beraber kurduğumuz sofraya oturduk. Acıktığımız için sessizlik içinde çorbalarımızı içtik. Yaptığı eti tattığımda beğeniyle yedim. Pilavından da bir çatal alınca şaşkınlığım arttı. Gerçekten de dediği gibi tane tane olmuştu. Eline sağlık, çok lezzetli olmuş. Afiyet olsun. Bir süre daha sessizlik içinde yemeğimizi yedik. Hep ben anlattım. Hadi biraz da sen anlat. Ömer'in sözleriyle bakışlarımı kaçırdım. Çok fazla anlatacak bir şey yok. Annem ve babam evlendikten sonra annem çok hamile kalmak istemiş ama olmamış. Tedavi görüp dört yılın sonunda bana hamile kaldığında mutluluktan havalara uçmuş. Devamını anlatmak içimden gelmese de bana ilgiyle bakan adam için kendimi zorladım. Bu mutluluk çok sürmeden annem kanser olduğunu öğrenmiş. Doktor hemen hamileliği sonlandırıp tedaviye başlamak istemiş ama annem kabul etmemiş. Zar zor kavuştuğu bebeğinden vazgeçmemiş. Beni doğurduktan bir ay sonra da hayatını kaybetmiş. Ömer hüzünle bana bakarken özür dilerim dedi. Sorun yok bilemezdin. Başın sağ olsun. Başımı sallamakla yetinirken suyumdan bir yudum aldım. Baba İçim cıza derken gülümsedim. O annemin ölümünden 9 ay sonra tekrar evlenmeye karar vermiş. Şu an başka bir şehirde yeni eşi ve çocuklarıyla mutlu. Seni kim büyüttü sorusu zihnimi geçmişe döndürürken engel oldum. Şu an sırası değildi. Annem ölürken beni teyzeme emanet etmiş. Teyzem ve eniştemle büyüdüm. Ömer sessiz kalırken yemeğe odaklandım. Geçmişi düşünmenin kimseye bir faydası yoktu. Sana iyi davrandılar mı? Ömer'in sorusuyla şaşkınlıkla ona baktım. Bu soruyu yıllar önce ona hikayemi anlattığımda rüya sormuştu. Şimdi de Ömer soruyordu. Becerebildikleri kadar iyilerdi. Sessizlik. Bir kez daha ortama hakim olurken yemeye devam ettik. Az önce keyifle yediğim her lokma boğazıma dizilirken tabağımı bitirmek için kendimi zorladım. Eski eşini sorsam sınırı aşmış olur muyum? Çekinerek sorduğu soruyla güldüm. Sınırı aşacak bir şey yok. Zamanında beni kendine aşık etti ve evlendik. Bir peri masalında olduğuma inandırıldım ve o masal sadece bir yıl sürdü. Sonra da boşandık. Hepsi bu. Tek nefeste söylediklerim üzerine Ömer uzun uzun gözlerime baktı. Bu kadar mı gerçekten? Evet. Cevabım üzerine sessizleştiğinde rahatladım. Üstelemesini istemiyordum. Yemekler bittiğinde Ömer masadan kalkıp tatlı tabaklarıyla geldi. Tatlı yapmayı bilmediğim için tatlılarımız yengemden. Önümdeki baklavaya aşkla bakarken hızla bir çatal aldım. Ağzımda dağılan tatlıyla beynimi belli ettim. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Yengem çok güzel baklava açar. Ben de onun baklavasını çok severim. Sağ olsun ben dönmeden yapmış hemen elime tutuşturdu. Ömer'in söyledikleriyle gülümsedim. Gerçekten şanslıydı. Çok güzel bir ailesi vardı. Tatlılarımız da bittiğinde beraber mutfağı toparladık. Ömer düzenli çalıştığı için çok dağılmamıştı. Eşimize bitirdiğimizde Ömer'in ricasıyla kahveleri ben yaptım. Çatıda içelim mi kahvelerimizi? Olur. Kahveleri tepsiye koyduğumda montlarımızı giyip evden çıktım. Apartman koridorunun diğer ucundaki cam kapıdan çıktığımızda bembeyaz olmuş çatıya gülümseyerek baktım. Ömer, çatının ortasındaki üstü kapalı alana geçtiğinde onu takip ettim. Tepsiyi masaya koyduktan sonra sandalyeye oturdum. Üstümüzdeki şemsiye kare engellese de önümüzde yağışını rahatlıkla izleyebiliyorduk. Burası çok güzel. Ben de seviyorum burayı. Sessizce otururken kahvemizden birer yudum aldık. Evden çıkmadan önce cebime koyduğum sigaramı çıkartıp Ömer'e uzattım. Kullanıyor musun? Hayır. Kendim için bir tane alıp yaktım ve yağ karı izlemeye devam ettim. Neden sigara içiyorsun? Bilmem. Ömer huzursuz gözlerle elimdeki sigaraya bakarken güldüm. Sanırım sigarayı sevmiyorsun. Sevmiyorum çünkü sana zarar veriyor. Sözleri dumura uğramama sebep olurken Ömer elimdeki sigarayı alıp yanındaki ayakla küllükte söndürdü. Ela, ben sana aşık oldum. Sevdiğim kadının kendine zarar vermesini istemiyorum. Ömer'in sözleri ve içten bakan gözleri telaşlanmama sebep oldu. Ö Ömer saçmalama lütfen. Sadece beni beğendin ve bunu aşk sanıyorsun. Bunu sana düşündüren ne? sorusuyla bakışlarımı kaçırdım. Parmakları çenemi kavrayıp ona bakmam için başımı çevirdiğinde karşı gelmedim. "Söyle güzelim." Ömer öyle bir bakıyordu ki. Kelimeler benden izinsiz dilimden döküldü. Zamanında aşka inandım ve çok canım yandı. Artık inanmıyorum. Aşk denen şey koca bir saçmalık. Ömer tarif edemeyeceğim bir duyguyla gülümserken öylece gözlerine baktım. Bana izin ver Ela. İzin ver seni aşka inandırayım. İzin ver sevmenin ve sevilmenin nasıl güzel bir şey olduğunu sana öğreteyim. Sadece izin ver. Yeni hikayemizin ilk bölümünün sonuna geldik arkadaşlar. İnşallah keyifle dinlemişsinizdir. Kitabın yazarı Kübra Atabaş bizi dinliyorsa eğer buradan ona selam gönderelim. Kitabını seslendirmemize izin verdiği için sizin huzurunuzda da bir kez daha teşekkür edelim. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.